eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Kur'an çarpı stadyum gibi böyle bir şey. Ama görmedim. Benim seyircim inanılmaz. Coşkulu, enerjik. Haftanın son günü bile olsa dimdik ayakta. Sizi seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gördüğünüz gibi. Ben konuğum. Fena VTR'ler var. Bak çok güzel. Evimi ilk kez açtım. Al Alişan, al burada. Evimi ilk kez açtım. Şimdi oku oku açılışı yap. Heh. Evimi açtım. Heh. Oraya yuvamı bakmadan oku. Yuvamı açtım. Alişan ve Buse, minik Burak doğduktan sonra evlerini ilk kez bize açtılar. Tamam. O da geldi gördü. Bakalım Burak'ı kucağına alan sevgili Alişan'ın hayatında neler değişti? Değişti. Alişan, acaba, minik oğlu Burak'ın bakımında eşi Buse Hanım'a yardım ediyor mu? Altını değiştiriyor mu? Gazını çıkarıyor mu? Şeyi sıvazlıyor mu? Sıvazlıyor diyor, o da bağırıyor orada. Ve aynı fena, zamanda fena. Acaba Burak ilk önce anne mi dedi, evet yoksa ya. Baba mı dedi? Yoksa bize mi öyle geldi? 33 günlük bebek konuşur mu? Konuştu. Konuştu. Bilmiyoruz. Vallahi konuştu. Az sonra öğreneceğiz. Çok güzel sürprizlerimiz başka var kendisine. Var, çok bakayım. Güzel veterinerimiz var. Sevgili Dilek ablamız yine bizlerle beraber her cuma olduğu gibi bize bugün ne yapacak? Yastıktan gitar yapmış Dilek abla. Evimizin nuru, çocuklarımızın çocuk odası için dekoratif yastıklar. Ay, çok çalışacağız. Güzel. Çok güzel. Bizim odada hep fil var. Fil alayım mı? Şunu fili alabilirim. Elbette. Fil var. Fili mi verdin? Evet. Hemen de verdi. Buran veririm. Fil var. Feda olsun. İyi hadi bakalım. Peki. Ve sağ köşede. Orta Doğu ve Balkanların en iyi şefi. Et doktoru. Fısıldayan adam. Neye fısıldayan adam? Bütün büyükbaş hayvanlara fısıldıyor. Ezgin. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bugün yine inanılmaz şeyler yapacak. Tabii. Geçen geldiğini hatırlıyoruz. Gürkan Şef gerçekten bizi muhafetmişti hatırlıyorsunuz. İnanılmaz lezzetler sunmuştu bize. Bugün de yine farklı şeyler yapacak. Neler var bize? Tabii. Alişan burada olduğu için kuzu pirzola yapacağız. Ama farklı. Ama farklı. Ve farklı burgerler yapacağız. Yani ev yapımı burgerler yapacağız. Ben onun, de bir şey yapacağım. Onun dışında kumpir. Tabii bir de senin yaptığın bir şey var. Bir de Alişan bugün mutfağa giriyor. Ben de tantuni yapacağım. Hayır, bir şey diyeceğim. Mutfakta her şeyi anladım da mandalina mutfaklığına hiç olmadı. Canım görsel. Burası şey, mutfak. Görsel. Mutfakta her şey olabilir görsel olarak. Peki. Görsel. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Biz reklamlara gidiyoruz efendim. Hızlıca ya. Aynı enerjiyle ya. Geri dönüyoruz. Bizden ayrılmayın. Kaç dakika? Söyleme. Aklıma düşmüş.
Şekeremsin abi, gururum vallahi. Arabim fellahi, severem vallahi. Şekeremsin abi, gururum vallahi. Geldi böyle. Enerjik enerjik. Sabah özlemişler. Özlemişler. Çok çok özlemişler ya valla. Değil mi? Nasıl bir coşturur siz öyle? Baba baba baba. Ne? Orada olsak neler yapacağız? Orada kal orada. Annem kal orada sen. Sen dur. Durdurulamaz bir halde şu anda stüdyomuzdaki konuklarımız. Şimdi hemen Dilek ablanın yanına gidiyorum. İki saniye seni bekletiyorum. İstiyorsan sen mutfağa da geçebilirsin. Hadi sen git oraya. Hadi git. Dilek ablacığım tekrar günaydın. Günaydın. Bugün çok keyifli şeyler yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Evet, çünkü çocuklar keyifli. Evet. Onlar için yapılan her şey her keyifli. Her şey keyifli. Abi çok güzel ya. Bunlar normalde böyle biraz fazla pahalıya satılıyor biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Size söyleyeyim hani ayıp olmasın ama aşırı pahalı oluyor bu tarz böyle tasarım şeyler. Özellikle de mesela şu gördüğün şeyler, şu bunun işte kalplisi, ayılısı, böceksi bilmem mesela çok çok pahalı oluyor. Emek, demek ki emek. Evet. Emek. Biraz doğru. Emek, biraz zor mu yani? Emek her zaman kıymetli ve pahalı olmalıdır zaten. Öyle ama biz kendileri de dikebilirler. Bir tamamen aslında görsel bir çizime dayalıdır her şey. Görmeyle ilgilidir. Doğru. Onun için çok rahat istedikleri, zevkleri, hobilerine dair yastıklar oluşturabilirler. Sanırım bunu da Kuzey çok keyifle kullanacaktır diye Kuzey düşünüyorum. Kuzey bas gitar çalıyor biliyor musun? Ya vallahi her şey evet. Çalıyordu. Kuzey çalarken herhalde uzay... Hani bana, hani bana dememesi uzaydı lazım. Uzaydı demesi. Bunlar Kuzey mi uzay mı yoksa? Evet. Sen ne diyorsun? Onu. Ne diyorsun?
Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Bayılacaklar. Teşekkürler. Normal gitarı kafalarına vurmaya çalışıyorlardı. Şimdi bununla yastık bunu savaşı yapabilirler. Çok iyi oldu bizim için. Evet. Tabii şimdi bu evin bir de kusu var. Kızlar için diyorsun. Değil mi? Yok anneleri için diyorum. Hmm. Böyle bir de anne kuğu için de. Şimdi bugün hem onu dikeceğim, bir gitar yine yenileyeceğim. Çok güzel. Evet, kuğudan yastık yapacağız. Kuğu yastık yapacağım harikasın. Bugün. Çok güzel. Filler ve böyle tavşanlar tabii ki duvar süsü olarak kullanılabilir. Evet. Elemeydir bunların hepsi. Evet. Makinalarımızla beraber dikiyoruz. Bir de unicornum var ki. Şurada bu değil mi? Evet. Ya şuna bakar mısınız? Çıldırmalık değil mi? Tam çıldırmalık. Çok güzel değil mi? Ya. Vallahi harikasın. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlerleyen dakikalarda görüşmek tekrar üzere. Yanında olacağım Dilek ablacığım diyorum. Ve mutfağımıza geliyorum. Efendim birbirinden yakışıklı beyler mutfağımda bugün. Evet. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Önce baştan bir tekrar hatırlayalım mı Gürkan tamam, Şef? Neler tamam. yapacağız? Evet, bilelim. Bugün burgerler yapacağız ama 5 farklı burger yapacağız. 5 farklı burger evet, yapacağız. Onun dışında tabii ki tamamen sağlıklı ve evimizde de yapabileceğimiz burgerlar bunlar. Bu burgerler içerisindeki etler mi değişecek evet, Gürkan? Evet. Çok 5'i de çok farklı. Onun hangi dışında, etleri kullanacaksın? Çok i̇şte farklı. Ne kullanacağız? Kıymadan. Yani bir normal evet ev yapımı burger yapacağız. Sucuktan yapacağız. Of. Kokoreç. Burger yapacağız. En sevdiğimiz şey. Kokoreç o yüzden, burger. O yüzden kokoreç. Sucuk herkes burger, ama herkes kıyma. Herkes bildiği kokoreçinden yesin. Evet. Lokum burger yapacağız. Lokum burger evet, yapacağız. Bir de asado burger yapacağız asado. Tandır etinden. Harika. O evet. Zaten konuşmayalım. O halde başlayalım hangisiyle hemen. Hangisiyle başlıyoruz? Tabii ki şimdi fırına gireceği için hemen asadoyu bir yapmamız gerekiyor. Haydi bakalım. Burada hemen yağlı kağıdımız var. Neresidir burası? Kağıt dedi, yağlı kağıdım. Yağlı kağıdım. Ama her zaman söylüyorum onu. Ben 11 yaşına kadar emzik emmişim. Hadi be. Evet abi biliyorsun. Bıyıklar 11 mi? Evet. Ne? 11 yaşına kadar nasıl evet, yani şöyle emmişim değil hatırlıyorum. Emmişim demeyeyim yani. 11 tabii yaşında yani. Tabii. Tabii çocuk değil misin hatırlarsın. Şöyle. O yüzden bazı kelimeler dilim dönmüyor. Mesela kağıda kağıt diyor. Yumuşak ye mi yok? Yumuşak ye yok, evet. Oh, Çağla der misin? Çağla. Yok, bir dakika öyle bir şey yapayım. Ha, ne yapacaksın? İçselleştiriyor musun şu anda Çağla? Önce çalışıyor. Evet. Çağla. Evet, tamam. Evet. Haydi şimdi, bakalım malzemelerimizi malzemelerimiz, sayalım. Evet. Direkt folyoya sarmıyoruz. Çünkü evet daha sağlıklı olması için de. Hanımlar evde yağlı kağıt kullansınlar. Bunu lütfen. Bunda artık mutfak ekipmanları satan her yerde bulabilirler. Deniz tuzu kullanacağız. Çünkü neden? Sofra tuzu kullandığımızda yeterli ısıya ulaştığında ne olacaktır? Çok fazla tuz olabilir. Ama iri taneli tuzda ne kadar kullanamayacağını bileceğiz. Yani şöyle evet, iri tane deniz tuzu ya da Himalaya tuzu olabilir. O hiçbir zaman o böyle keskin bir lezzet vermiyor. Kesinlikle. Daha nötr bir lezzeti var evet. O tuzların. O yüzden fazla kaçırdık, yok tuzlu oldu gibi bir riski de olmuyor aslında. Evet, hem bunun için hem tüm yemekler taze için. Taze kekik kullanıyoruz. Burada da evet biberiye kullanacağız. Taze şimdi, kekik biberiye ve... Şu kaburgamız normalde buradan eğer ki kemiksiz haline getirdiğimizde biz bu eti neler yapabiliyoruz? Köfte, sucuk... sosis gibi ürünlerde kullanabiliriz ya da işte kıyma çektirebiliriz. Ama kemikli olduğunda bunun ismi değişiyor. Dana kaburga ve asado olmuş oluyor. Hmm. Yani asadon da şöyle bir pişirme tekniğidir. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Evet. Uzun ve ağır ateşte. Demek. Evet. Evet. Şimdi aynı şekilde, aynı yine şekilde biraz daha var. Ve... Karabiberimizi abi siz bunu çok kaç. Güzel evet yapıyordunuz. Evet. Ya gördünüz mü böyle bir şey? Değirmen karabiberimiz de yaptık. Evet soğan sarımsağımız. Ya işin gücün arttık. Şimdi, ben böyle bir şey görmedim. Şimdi kabuklu bir şekilde sarımsaklarımızı. Ana. Tabii kabuklu bir şekilde. Hiç yapmadın. 2 adet. Aynı şekilde 1 adet soğanımızı kabuklu bir şekilde kullanıyoruz. Oy. Kabuklu koymamızın tamam, özelliği ne? Evet vitamini içerisinde vitamini kalsın diye. Şimdi hemen. Bir limon alabilir miyim? Burada limonla biraz kabukla mı? Evet. Biraz burada asidik özelliğe sahip bir ürüne ihtiyacım var. Ne yapıyorum? Limon kabuğu. Ona bak rendeli. Rendesi. Evet. Bak, şöyle bak. Büyük kısmıyla. Of. Bakın. Hafif ekşiliğini de verecek tabii ona, ki. Aromasını verecek. Hemen hemen yarım limonun. Buna her limonun. Etine dökebilir mi bu limonu? Şöyle tabii ki asidik özelliği olduğu için kuzulara da biliyorsunuz kendine az bir kokusu vardır kuzunun.
Bunu da yok etmek adına kuzularda kullanabiliriz. Ha yani anladım. Kokusu rahatsız eden etlerde evet. daha çok limon evet. kabuğu kullanabilirmişiz. Evet. Yani fırında pişireceğimiz tüm etler için bu geçerli. Kesinlikle. Az sonra da Alişan bize ekran başındaki izleyicilerimiz için evde pratik tantuni yapımını gösterecek. Hani herkes sonuçta hangi yöreye ait? Mersin'de. Mersin yöresine ait. Mersin'e gitmemize gerek kalmayacak tantuni yemek için. Ne alakası? Hiç alakası yok. Buradan gidin etinizi alın. Burada yapacağım ben. Tamam peki anlayın. Birazdan göreceğiz. Ne yapıyorsun? Öyle bir ne bileyim. Bir gaza geldi. Bir artık. Kapandı ama olsun. Kapatıyoruz. Şimdi kapatıyoruz. Kundaklıyoruz evet. hatta diyelim. Evet kundaklıyoruz ve şöyle bir şey. Bakın üst kısmına şu şekilde yapıyorum. Yani üste girecek şekilde kıvırıyorum. Bir hava alması için evet. şey vereceğim mi? Şöyle, hayır, tamamen bu yüzden de bu tekniği yapıyorum ki hiç hava almasını istemiyorum. Evet, her şey içinde kalsın. Evet, her şey uçmasın, içinde kaldı. Lezzet içinde bir kalsın. Bir özelliği kemiği altta. Evet, kemik altta. Sonra kemiği tek tek çıkaracak mıyız? Tabii. Daha sonra kemiği tek tek çıkartacağız. Şimdi, niçin bunu yapıyorum? Eğer ki buralardan hava alır ise etimiz... Yandık. Haşlamaya dönecek. Ha, biz ne istiyoruz? Evet, biz tamamen kızarmasını kızarsın istiyoruz etimizin. Kızarsın istediğimiz için de hiç hava almamasını Atom. Sağlıyoruz. Tabii. Onu fırına gönderiyoruz. O fırına giderken hemen şimdi burada da kumpir yapacağız. Kumpir patates. Kumpirlerimizi evet. de fırına atıyoruz. Kumpirler çünkü... de hazırlansın, patateslerimiz de hazırlansın. Biz o sırada ilk veterimizi izleyelim istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Alişan ve sevgili eşi Buse ve Dünyalar Tatlısı oğlu Burak'la birlikte evlerinin kapılarını ilk kez Çağlar'la Yeni Bir Gün programına açtı. Bakın neler yaşadık, nasıl tatlı sohbetler ettik hep beraber izleyelim buyurun. Efendim geldik çattık Alişan'ın kapısının önüne. Şu an stüdyomda konuğum. İyi ki geldin, hoş geldin diyorum tekrar ama onun öncesinde o güzel evlerine konuk etmek şeyinde bulundular. Gafletinde beni. Ben de böyle çok ev röportajı yapan bir insan değilim. Her iki söz konusu Alişan olunca acaba bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Hep beraber içeriye girelim ve görelim efendim buyurun. Sütçü. Sütçü kalmadı bu dönem. Housekeeping. Kim o? Alişan aç şimdi bir şey söyleyeceğim. Aç. Benim. Ya yürü git ya. Efendim merhabalar. Hoş geldin. Gel hoş geldin. Bak ayakkabısını da çıkarır. Nasılsın? Hoş geldin. Şöyle bir yaş. Hoş geldin. Hoş buldum. Geldi. Babam gelmiş. Bak nasıl bakıyor. Tanıdı bir yerlerden. Kim geldi? Bir yerden ta... Oh, ay şu anda sütle iç içe... Şimdi güzel sesini demek istersiniz Burak'a. Ağlayacak. Yok yok ağlamaz, yok, ben... doydu. Falan yapıyor. Doydu annesi. Kadın sen gelmeden önce dedi. Bize bir sürpriz yaptı. Tam üstünü çok güzel giydirmiştik. Abi tam şurası, gelmeye yakın mı? Şuralarına kadar. Kadar. Sırtına kadar. Gazı vardı şey yap, gazı var. O gazı çıkarayım derken... Kapat. Komple çıkardı. Bak 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 sinirli. Çok sinirli bu çok aç. Ver aşkım. Doymuyor. Vallahi doymuyor. Ay maşallah berek Allah diyelim. Ay kurbanın olsun. Hadi gel. Hadi gidelim. Buyurun gel. Buse bu sabunları sen kendin yapıyorsun. Baby shower için yapmıştın değil mi bunları evet. aslında? Yapmıştım arta kalanlar. Ne yapıyorsun ya? Kıs kıs onlar da benim de emeğim var. Bak o da bakıyor. Ya Allah'ım her şeyin içerisinde aa, evet, bir var. Şey katmışsın. Ne gibi emeğim var? Ben de şey yaptım, yardım ettim. Yardım etti bana. Yaparken. Ya gece şey, peki biliyor musun ne yaptılar bana anlatıyorum. Gel anlatıyorum. Şuradan anlat bari. Niye orada duruyorsun? Bizim komşumuz da Esra Hanımlar da. Bunları evet. yaparken ben malzeme getirdim onlara. Melis var bizim... Esra'nın canımız. Küçük küçük dediğim yani 12 yaşında. 12 yaşında falan ama bana böyle bir tabak içinde sabunları küp küp ama şöyle sabunları derken sabunun ham maddesinden yapılıyor ya bu. Sabunun ham maddesini mikrodalga fırında eritmen lazım. Üstüne de şey dökmüş. Kesiliyor böyle. Peynir gibi küp küp kesti. Peynir tabağına bambu tabağı koydu. Üzerine kürdanlar batırdı. Üzerine de şey dökmüş. O siyah neydi? He, çörek otu döktü. Çörek otu dökmüş. Peynir gibi duruyor tamam mı? Ondan sonra kendine de beyaz çikolataya batırdı. Kapı çaldı. Alişan abi bak çok güzel peynirler Eminönü'nden aldık dedi. Bu da aldı ağzına sabunu attı. Biz ya, ben ya 9 aylık hamile yerlerde yatıyorum. Çatladın değil yere mi? Yere yattım gülmekten. Kalkamadım. Sabunu çiğnedim. Çok gülüyorum. Sabunu çiğnedim hala sabun olduğunu anlayamıyorum. Anlayamadım. Biraz hafif köpürünce ağzımda baktım. Böyle bir şey yok. Ya sen şaka yapıyorsun. Ya bunları yapıp Melis yerlerde sürüklendi falan. Yalnız Alişan abi insan bir koklar. Bak bunu sen birine bunu neden ağzına atıyorsun falan. Kudu bunu birine yap.
Ha? Bu beyaz kent, beyaz tadına, peynir. Bir bak tadına, bak bak tadına. Ya nasıl gel. Olabilir ya? Böyle bir şey olamaz mutfağa ya. Mutfağa bakın neler hazırladık. Ay mutfağımız şu an çok dağınık. Gel gel dağınık değil şu an şey. Şimdi anneciğim. Dur. Ne kadar zaman burada çalışıyorsun? Bir ayda burada çalışıyorum. Bir ayda burada çalışıyorsun. Ama çok seviyorum. Bir dakika. Sen sana ne oluyor bir dakika? Her şey seni bir bakalım. Anlat bize nasıl bir ev burası? Nasıl bir ortamda yaşıyorsun? Çok tatlı orta. Ben çok seviyorum ikisi. Buse mi Alişan mı daha patron? Patron gibi değiller. Yeah. Ya arkadaş gibi davranıyorlar. Çok iyi davranıyorlar. Ben çok seviyorum. Maşallah ne kadar tatlı. Çok tatlı değil mi? Çok. Neredesin? Ya biz çok gülüyoruz. Gürcistan. Gürcistan'sın. Bu işi sen mi yaptın bunu? Evet. Anlıyorum sana şu an. Bak kısırlara bak kısırlara. Onu da mı sen yaptın? Evet. Kısırı da sen yaptın. İnanılmaz. O zaman ne yapıyoruz? Oturup yiyoruz değil mi canım? Evet, çok teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Çok bir güzel. Bir de böyle bir şey yiyesin var. Sonra ben nasıl kilo vereceğim? Alişan'ın en büyük zevklerinden bir tanesi aslında bütün arkadaş çevresinde, çevresince bilinir, bilardodur. Evinin bir bölümüne bilardo masası koyması beni şaşırttı mı? Hayır, hiç asla. Evet. O yüzden dedi ki, Buse de beraber de oynuyorsunuz galiba. Yavaş yavaş öğretiyorum ona. Yavaş, o da yavaş yavaş. Biz yavaş, yavaş. Sen tek. Baba var, kedilere bak. Baba. Şimdi siz ikinizsiniz, ben tekiyim, Nesin oynuyoruz. Nesine mi? Ayakkabı olsun. Ne olsun? Ayakkabı. Ne alakası var? Niye ya? Birleşin bana bir ayakkabı alın. Birleşin girin. Bir ayakkabıya girin bana. Bir ayakkabı topraktan mı girelim? Topraktan girin bir ayakkabı alın. Tekini sen al, tekini ben alın. Vay 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 vay. Atış gördün mü aşkım? Parçalılar sizi. Ne yapıyorsun ya? Aa. Hareket. Unutmuşum. Aşkım satış yürüyen değil mi? Evet. O da girdi ama ben az girdim. Vay vay vay. İki atış verdim bana. Ne yapıyorsun? O benimki. Parçalı senin. Ben de dalga geçiyordu bak. Ay. Bir şey söyleyeceğim, unuttuysan oynama. Bir dakika. Bu kadar narin bir insan olabilir mi? Narin. Aa! Topun yarıdan fazla içeride be. Ben de sıra. Vara gidelim. Girdi mi girmedi. Oo, ben öteki deliye atacağını sandım ha. Gerçekten. Görüyor musun? Aa, bu yakışmadı. Bu hiç sana yakışan bir atış değildi. Vay be. Ay yavrum. İkisini mi atacağım? Sen inşallah bir kere daha oynama fırsatı elde edeceksin. İnşallah. Ne yaptın? Acı. Hadi aşkım. Onu oraya mı sokmaya çalıştın? Neyse canım, 3 tane kalmıştı bizim de fena. Çok iyiydin. Evet, bu işin biraz eğlence kısmıydı daha tabii. Daha başlangıç, bu neler var. Çok çok güzel veterinerimiz var, özellikle de Burak Bebek'le ilgili. Alişan bizi Burak'ın odasına sokuyor. Bizi izliyor şu anda biliyor musun? Burak değil mi? Buse'yle beraber. Bizi. Kocaman öpüyoruz seni. Aşkım, güzel öpüyorum anne. Seni. Burak'ı da çok çok öpüyoruz. Az sonra çok güzel görüntülerimiz var. Bizden ayrılmayın diyorum ama ondan önce burada da bir güzel görüntü var. Ne de olsa pirzola yapıyor bize Gürkan Şef. Biraz anlatır mısın? Evet, şimdi mühürlüyoruz tabii ki burada. Ve döküm tavamızın olması gerekiyor. Çünkü etin içerisindeki gerekli suyu hapsetmek adına
Bakın, et suyunu bırakırsa ne oluyor? Tabii ne oluyor? Tamamen postasını yemiş oluyoruz maalesef. Lezzetsiz oluyor. Ha, o zaman lezzetsiz oluyor. Evet, o zaman herkes evinde döküm tavası olması gerekiyor mu? Kesinlikle et pişirmek istiyorsak ve bu kalınlıktaki etleri mühürlemek istiyorsak döküm tavamız olması gerekiyor. Ancak eğer ki teflon tavamız varsa köfte, sucuk gibi ürünleri yapabiliriz. Ama biz burada başka bir farklı bir pişirme tekniği uygulayacağız. Sadece mühürleyeceğiz. Ondan sonra dilimleyip biraz şovlu olarak pişireceğiz. Peki, sizin sevdiğiniz gibi. Peki etin kalın olması, yani eğer et kalınsa, pişireceğimiz et biraz kalınsa o zaman döküm tava şart. O zaman etlerimizi birazcık inceltip kendi evimizdeki tavada da rahatlıkla pişirebiliriz. Ama o tava suyunu mu bırakıyor? O tava suyunu bırakıyor. O yüzden teflon tavaları bu tarz, yani antrikot eti de işte lokum dediğimiz ya da bonfile eden etlerde aynı şekilde döküm kullanmamız lazım. Yalnız döküm tavamızı sadece et pişirirken kullanmamız lazım. Aynı zamanda ben döküm tavada balık da yaparım dersek olmaz. Olmuyor. Bu arada çok önemli püf noktasını Gürkan Hanım kaçırdı. Bunu mühürlemek için tavayı önceden ısıtacağız. Evet. Çok ısınanı nereden anlayacağız? Eyvah, ısınanı nereden anlayacağız? Elimizi buraya koyacağız, yaklaşacağız. Ona kadar sayacağız. Evet. Eğer tutabiliyorsak ısınmamıştır. Sen niye kızardın? Tutamıyorsak. Kızardım biraz şu anda. Şu anlatıyorum ya, o yüzden. Yandın elimi mı? Elimi tuttum. Ona kadar 1-2-3 yanıyorum. Tamam. Olmuş. Evet, doğru. Diyoruz. Çok tamam. Doğru. Unuttun. Evet. Bunu güzel. Doğru. Güzel çok bir doğru. Detay. Harika. Çok doğru sayısa. Bir teknik. Ve mühürlemeyi anlatalım. Mühürlemenin özelliği ne? Bir böyle yapıyorsun. Sonra gidiyorsun böyle başka fırında pişiriyorsun. Tabii. Eğer ki etimizle çok fazla oynar isek. Hatta haydi böyle bastırırsak. Bastırdığımız anda bütün sıvı gidecek. Evet. Güzel. Asla. Etin suyunu kaybetmesine izin vermiyorum. O yüzden şöyle hemen. Şu bakın. Anda ama sadece dış kısmı pişiyor. Tabii dış kısmı pişecek çünkü mühürleyeceğiz. Burada bir ekipman daha, yani döküm tavamızın küçüğünü ısıtıyoruz. Bir parça kendi yağından ve zeytinyağı ile birlikte yağ koyduk. Orada artık dilimledikten sonra burada sunumu gerçekleşireceğiz. Tamam. Bu sırada çok beğendim yani. Şu sanki biraz eziyetli gibi onun ısınması ama bu da döküm tava. Evet. Ama bu farklı, evde daha kullanılabilir bir şey gibi geldi bana sanki. Kesin. Aynı işi görüyor mu bu? Evet. Hayır. Eğer ki ızgaralık et olacaksa bu şekilde şeritlerin olması gerekiyor. Anladım. Mühürlemek. Tamam. Bu tarz ekipmanla mühürlemeyi gerçekleştiremeyiz. Doğru. Çünkü pişirmek için daha çok. Tamam. Ve şöyle söyleyeyim, döküm tavalarımızı bulaşık makinelerinde yıkamıyoruz. Deterjan. Evet. Emzik 11'dir. Sonra peki ne yapıyoruz? Çünkü deterjan kullandığımızda kimyasal bulaştırmayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Külle mi temizleniyor yoksa? O da bir sistem gerçekten öyle. Yok gerçekten. Külle. Evet. Biliyorsunuz kalaylamak. Tabii. Geriye gidelim biraz daha. Evet. Yani onun gibi ama ya da. Ya da ılık su ve sadece süngerle. Süngerle şöyle. Evet ılık o kadar. Temizliyor. Deterjan kullanmadan. Çünkü neden? Balık pişirmiyoruz. Evet. Şu an Onur bir şey gösteriyor bize. Evet. Kaldık hepimiz böyle. Tamam. Şimdi. Evet. Bu böyle pişsin. Bu pişerken bu arada hamburgeri yapalım artık. Neler yapalım. Kullanacağımızı. Evet, döş etimizden bir kez çektirdiğimiz. Döş neresi, onu söyle. Hayvanların döşü. Evet, göstermiştik burada. Döş değil mi döş? Evet, tam bu kısımda buradaki kemiklerden ayırttığımızda ne oluyor? Sadece döşü kalıyor. Kasabımıza gideceğiz. Orta yağlı bir döş eti alacağız. Ve diyeceğiz ki lütfen bir kez çekelim. Orta yağlı döş diyeceğiz. Evet. Bir kez çekelim kıyma. Evet. Ve özellikle de kıyma makinesinin, biz diyoruz ki onun ağzındaki yanağımı, yani yanak diyoruz ona, orayı temizlemesini rica edeceğiz. Biliyorsunuz artık hazır kıymaları da almamamız gerektiğini bence daha da iyi öğrendik. Öğrendik artık biliyoruz. Şimdi evimizde ailemize, çocuklarımıza hamburger yapacağız. İçerisine bir diş sarımsak kullandık. Burada ne kullanıyoruz? Sofra tuzu, deniz tuzunun yerine. Neden? Çünkü neden? Burasını mühürleyecektik deniz tuzuyla. Şöyle iri taneli tuz. Bunu unuttuk bu, değil mi? Evet. Hayır, onu yaptık biz. Deniz tuzu mühürlemek içindi. Tamam. Ama sofra tuzu tencere yemeklerin içerisine ve de bu şekilde köfte ve kıymaların içerisine. Köfteye bunu katamaz mıyız? Bunu koyamayız çünkü ayarlayamayız derecesini. Bilemeyiz. Tamam, anladım. Tercihen sofra tuzu. Burada köri kullanacağız. Onur. Evet, atalım mısın lütfen? Köri. Biz biraz köri daha lezzetli, biz biraz daha lezzetli olsun diye. Bir de mümkünse değirmen karabiber çekelim. Toz
yerine. Değirmen tamam. Çekelim. Tamam. Şöyle. Kendimiz çekelim. Ekmek, evet. Ekmek koymadın. Anne köftesinde ekmek olur. Hayır, hiçbir şey kullanmadık bu hamburger köftesinde. Hı. Evet, köftede ekmek kullanabiliriz. Olur ama bu hamburger köftesi, evet. Bu hamburger köftemiz. Mümkünse bunu bir gün önceden yapıp, bir gün önceden bekletelim. Yapıp, evet, dolabımızda bekletelim. Evet. Şimdi o hazır, karıştırdık. Hemen streçle dolabımıza atıp dinlendiriyoruz. Bunun güzelliği. Yarın yapacağız onu. Cumartesi günü inşallah saat 3'te dinlendireceğiz onu. Bu bunu şekilde. Bak benzi oldu gördün mü? Evet. Mühürlendi işte. Etin sıvısı içinde kaldı. Evet. Anam kokoreçe geldi. Kokoreçler gel, gel. Dur, geliyor ne oldu? Şimdi. Her şey aynı anda oldu. Ya bu kokoreçin Allah. Neden yapılıyor? Bir şey yapar mısın? Tabii ki biliyorsunuz burada ne var? Bağırsaklar var. İçerisinde çöz eti dediğimiz, Çöz eti. Evet, çöz yani bu gördüğünüz gibi yağ. Şöyle bu tamamen yağ şöyle. Ha, evet, aynen böyle. Uykulu andırıyor. Uykulu. Ve içerisinde badem var. Ne var? Badem. Ne? O da uykuluk gibi biliyorsunuz bir parça ve çok lezzetli olmasını şu gördüğünüz bakın. Tam şöyle kameramıza doğru tutarsak işini gösterebilirim. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok biliyorsunuz değil mi? Bir tek bize özel. Evet. Tabii. Bir tek Türkiye'ye özel bir şey. Bademli kokoreç. Evet. Ha? Şimdi bakın lezzeti inanılmaz. Tabii, hemen ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Ha, geldik. Yağda onu mu yapacağım? Geldik. Allah. Ha, onu da şeyde dökümde tabii, yapıyorsun. Aynı şekilde çünkü kuzu olduğu için değil mi? Hiç fark etmiyor. Allah ne yapıyor? Burada o parçaları da alabilir miyim? Bu arada, karamelize soğan yapıyoruz tabii ki burgerlerimiz için. Kullanacağız. Neler kullandık? Ha. Zeytinyağı, beyaz soğan olması gerekiyor. Balık soğan yerine, kırmızı soğan yerine. Yani kırmızı soğanla yapmayalım. Mümkünse beyaz soğan kullanalım. İçine biraz tereyağı kullandık. Ve şöyle göstermek istiyorum. Aromatik versin diye de taze kekik. Yine değirmen karabiberimizi çekiyoruz. Bir bu burgerin içerisinde karamelize soğan olmalı diye düşünüyorum olmazsa ben. Olmazsa olmaz evet. Değil mi o lezzet? O halde. En son şu an 3 yemeği bir anda yapıyoruz. Evet. İnanılmaz. Kokoreçimiz de pişiyor. Kokoreç ya. Bu çok bir soğan güzel. Oraya bir temizler misin? Götür bari. Ben götüreceğim onu. Direkt gidersen. Buse'ye bir yarım ekmek yap. Yarım ekmek. Evet söylemişti. Çok evet. Sever o kokoreçi. Evet evet kesinlikle. Şimdi karamelize soğanlarımız da olurken... Çok fazla pişirmeyeceğiz. Bu esnada hemen ne yapıyoruz? Tabii ki esmer şeker. Bu şeker at. Tabii ki. Evet. Biliyorsunuz daha tatlı olsun diye. Hı-hı. Hemen balzamik sirkemiz de. Balzamik sirke mi katılıyor karamelize yapalım? Evet. Yani. Çünkü hem rengini alacak. Tabii. Hem de iyice böyle lezzet kahverengi verecek. Olacak. Bakın pakurdamaya başladı. Pakurdamaya başladı. Bakın bıraktım. Hiç çevirmiyorum. Hiç de, çünkü evet. İki kere mi çevireceksin sadece? Yani bir koydum bir kere evet, daha çevireceksin. Kokoreçte de çok oynamamak gerekiyor. Çünkü birazdan dağılacaktır. O bağırsaklar tabii. Kendisini atacak. O yüzden bekliyorum ki ısıyı iyice alsın diye. Tamamen pişsin tabii. Ondan sonra çevireceksin. Bu arada lokum burgerimiz için, lokumlar hazır. Ambulans çağırın. Lokumlar hazır. Birazdan burada. Dur onu evet, birazdan yapalım. 5 farklı çeşit burger. Sunacağız. Hem lokumlu. Kokoreçi de mi burger? Tabii ki. Tabii ki aynen kokoreçi öyle. Burger yapacak kokoreçi burger yapacak. Sucuktan şimdi onu şey yapacak. Yapabiliriz. Taçımızı. Evet. Tam Alişan Bey'in de ilgi alanı. Kuzu. Ben 2 yaşından beri biliyorsunuz kendini. Ben evet. Çok izledim. Alişan abi de yapıyor yani kendi bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Kesin en sevdiğim yemek evet. Pirzola olabilir herhalde. Kesin mi? Evet. Hadi sen kes. Evet. İşte bu. Şöyle şuraya geçelim isterseniz orada kessin. Şuna dikkat edelim ya. Aman dikkat edelim. Kafasını çevirebiliriz. Evet, şöyle. Ayşen biraz sakardır da. Bakın. Pirzolalarımızı. Oo. Evet. Sonda bir şey oldu. Yok sıkıntı yok. Çok güzel. Of. Gördün mü? Vallahi görüyorum. Of, harika. Of. Yalnız masaya da keseceğiz. Yok. Bak ne güzel kesiyor bak. Tamam güzel. İçi böyle çiğ de yiyebilirsiniz bunu. Hiç yapma. Yok. Bunu çiğ yiyen var ya. Sen mi? Ha ben çiğ böyle seviyorum. Böyle. Kuzuyu mu? Bu kadar. Kuzuyu mu? Bu kadar. Dana etini mi? Seviyorum. Dana. Bunu evet. Böyle yiyeyim mi? Evet. Ha, böyle ben az pişmişim. Ay yaptım be! Onu öyle nasıl yiyorum be? Marine oluyor ya bu yeniliyor. O kadar. Tabii. Dana eti. Evet. Kurt çıkar. Kurt. Evet. Hayır evet, çıkmadı. Evet, daha üstüne çıkmadı merak etme. Yani çok doğru. Oo. Ama o da kesiyor bak. Bir dakika. Bak. Evet Çağla Hanım'a bir alkış alıyoruz. Gerçekten. İnanılmaz. Cem. Bak. Şey diyeyim mi? Bıçağı nasıl kullanıyor? Evet. Yemin ediyorum. Tut oradan. Oo. Oğlum elimi kesme bak. Evet. Elim var. Çok doğru.
diyorsun çünkü kemiğe, evet kemiğe yaslıyor. Bu tarafına yaslıyor bıçağı. Doğru hamleler yapıyor. Doğru. Helal olsun. Elim yandı. Bu demek oluyor ki evet evde de ama, yapıyoruz. Ama ne güzel kestin. Vallahi güzel kestin. Şöyle dizeyim. Güzel. Onur bir maşaya verir misin bana? Sunum çok önemli. Bunu şimdi şey yapacaksın. Şimdi. He, şimdi bunu yağ batıracaksın, gelelim. Çıkaracaksın. Evet şimdi anladım. Ne yapıyoruz? Burada az önce ısıttığımız biraz sarımsak attık ki aromatik gelsin ve bize aynı şekilde tabii bunlar olacak. Her şey kabul atıyor ya. Bunlar olacak, bunlar olacak. Ve burada, burada. Baştan söyleyeydim keşke iyiydi. Evet, ne diyoruz burada? Vay, 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 vay. Evet. Vay. Şimdi bunlarla artık vedalaşma zamanı geldi. Çünkü o kadar, evet, o kadar. Evet, sadece aromatikliğini versin, tadını versin diye. Bıraktın, gitti. Kesinlikle ve şimdi başlıyoruz. İşte. Vay vay vay. Evet. Sabahın 11'i ama pirzola yemek. Canan hocam biliyorsunuz evet. Söylüyor hep. Et yiyin, et yiyin. Kuzunun her şeyini yiyin. Evet öyle diyor. Peki sen evde de yapıyor neyse musun böyle? Yani büyük ihtimalle pirzola falan evde kesin yapıyorsun. Kokta için çok yapmıyorum. Yani bu şey mangal. Ne yapıyorsunuz evde yemek olarak şu an? Ne tüketiyorsunuz? Bu her şeyi yapıyor ya. Valla. Her şeyi yapıyor. Zeytinyağlıları çok güzeldi galiba bu. Şu anda evet şu an zeytinyağlılar yapıyoruz. İkimiz de böyle bir diyetli. Ben geçen gelişimden beri nasılım? Gayet iyisin. Nasıl olmuş? Tı. Ekmeği bırakmış. Ekmeği sabah kahvaltı kestim. Ediyoruz evet. Beraber. Ekmek yemiyor. Peyniri tek başına 2,5 yiyor. 2,5 aydır ağzıma ekmek girmiyor. Ya. Evet. Yani inanılmaz bir görüntü. Reji de şu an çıldırmak üzereler tabii. Şimdi tabii ki en güzel kısmı ekşi hamurdan yaptığımız beyaz ekmekle koyacağız. Ne olacak? Şamandıra görevi görmüş olacak. En keyifli yeri. Ha şeyini alacak. Evet. Yağını alacak. Hayır ne yağını alacak? O ekmeği yiyeceksin. O ekmeği yemem. O ekmeği bandıracağız bugün. Ben yemem. Hayır o ekmek yok. Ben artık ekmek yiyorum. Ya bu nasıl bir insan? Tamam. Bu niye aldınız programı? Ekmek yemiyor. Vallahi ekmek. Biz de bandıracağız. Ekmek yemezsek lavaş yeriz. Lavaş olur mu? He lavaş olur. He lavaş. Lavaş olur. Lavaş olur. Nasıl sevindi. Nasıl sevindi. Ne var ya? Ya benim rahat bırakmıyor burada. Yedi. Merve'yi kes Merve'yi. Allah şu Merve'yi benim birisi alsın. Güvenliği çağırım. Allah'ın üstüne bak. Öf. Tamam öf. Hadi ver Merve'ye vereyim. Güzel evleniyor. Oldu. Sanki hamilesin. Hep topu evleniyorsun. Güzel oldu. Ver. Bu kıyamı da üstüne unutma. De şey koyduk. İşte tabii biraz kekik attık kırarak. Onun üzerine de sumak attık. Ekşi sumak. Evet. Sumak attık. Ver onu Merve'ye ver. Ver. Ah. Onur şunları bir. Ya tamam ah hadi. Ya, al onu iki tur at biz gelelim. Hemen yapalım. Bir tane daha yapalım hemen. Hemen bir tane daha yapalım. Evet. Burada şimdi. Onu da aramızda bir hamile varsa diyeceğim ama. Evet. Gerçekten. Şu anda baktım da. Belki şu beyefendi de bir şey olur. of. Neyse. Bakın renge. Evet. Bunu Alişan'a servis edelim. Yok şimdi. Bunu sen al. Yok ben yemem yayında. Sen çiğ yiyorsun doğru pardon. Yayında yemiyorum. Yok yani yayında çok yemiyorum. Biraz. Evet. Ben de sonra yerim ya. Şimdi yayında şey olmasın. Ah. O zaman evet. Konuklardan. Evet. Konuklardan. Ben kurayı çekiyorum. 04 numaralı koltukta oturan. Evet, onu 04. Da. Dur anlayayım. Ben vereyim. Buyurun. Gel. Buyurun. Ama olmaz öyle ya. Ama şimdi birini vallahi biri, olmaz. Birine ver. Sonra yeriz. Sonra tamam, hep beraber tamam. Yeriz. Şimdi tamam. Kokoreçlere geri dönelim. Evet. Onlar burada pişiyor. Pişiyorlar. Ben tadına bakayım. Sen var ya sen bak. Lütfen. Evet. Kokoreçlerimiz burada bu pişerken. Biz niye evde bu kadar lezzetli olmuyor? Neden burada çıldırıyoruz? Evimizde neden bu kadar güzel olmuyor? Çünkü şöyle bir durum var. Onu alalım lütfen. Evet sen bir ayarlar mısın? Döküm tavamız. Bakın evde eğer ki bu kadar ya diyorsanız ki ya yerim yok veya işte buna ocağım müsait değil. Bu da evet. Bende var bu. Evet. Aynısı var evet, bende. Bu da bir döküm tava. Evet tamam. Zaten hanımefendiler bunu güçlerini böyle kaldıramadıkları anda güçleri yetmediklerini döküm tava olduğunu anlayacaklar. Çünkü bazı döküm görünümlü. Evet döküm görünümlü ürünler var. Aynı bu şekilde şeritleri var. Çizgilerini yapmışlar. Onun evet. Da fake'ini yapmışlar. Öyle bir şey değil. Ağır olacak. İlk önce döküm tavamız olması gerekiyor. Pirzalı canım. Olmasa bu şekilde lezzetli hale getirmek adına. Yeter mi acaba? Afiyet olsun. İyi evet. Dökümde yapmış. Dumanları sizden göremiyoruz. Şimdi pirzolamız evet pirzolamızı bir onun işimiz bitti dinlendirmeyi alalım. Evet. Dinlendirmeyi alalım. Pirzolamız hazır. Eğer ki
Pirzolayı. Evet, ben pirzolayı çok seviyorum. Ancak bir koku geliyor bana. Diyor mesela, evet. Evet, bir gün öncesinden süt, taze kekik muhakkak, limon kabuğu rendesi ve soda. Soda. Evet, çünkü asitik olduğu için yatıralım özelliği. Oraya yatıracağız. Soda, süt, taze kekik ve limon kabuğu. Evet, rendesini karıştıracağız ve birkaç damla da ne atacağız? Soya sosu. Hmm. Hem rengi de biraz daha koyu olsun diye. İyice, evet. Bir gün bekleteceğiz. Çünkü marinasyon dediğimiz sistem minimum 12 saat olması gerekiyor. Hı. Ve 72 saate kadar gidebilir. Ama minimum 12 saat yeterli. Bu şekilde, yani az önce taç şeklinde kuzu pirzolamızı marine etmeyeceğiz. Dilim dilim yapacağız. Çünkü hepsi içerisine çeksin diye. Tamam. Sonrasında da direkt dolaptan aldık. Ne yapıyoruz? Buraya atmıyoruz. Hemen buraya atmıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Oda sıcaklığını alıyoruz. Bir borcamın içerisinde veya neyin içerisinde onu marine ettiysek. Tamam. Yarım saat kalıyor. Dışarıda kalıyor. 10 dakika. Evet. Ayşem'in dediği gibi 10 dakika önceden ısıtıyoruz. Ve elimizi, evet, elimizi koyduğumuzda çok net anlayacağız yeterli ısıya geldiğinde. Tamamen ısındığında koyacağız. Ve daha sonra da artık bakın. Çok fena. Hala pişmeye devam ediyor. Evet. Neden? Çünkü onu da hemen söyleyeyim. Hiçbir zaman ekipmanın, daha doğrusu ocak etinizi pişirmez. Doğru ekipmanınız pişirir. Doğru değil mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Bakın hala pişmeye devam ediyor. Hala pişmeye devam ediyor. Altta ocak yok. Yaptığımız bir şey yok. Çünkü yeterli ısıya ulaştı. Evet, döküm tavamız şart diyoruz. Kokoreç ne oluyor? Kokoreç şimdi biraz tabii ki ne oluyor? Pişmeye devam ediyor. Biraz daha koyalım mı kokoreç acaba oraya da? Biraz daha koyalım, tamam. Burada da tekrar bir döküm tavamız var. Çünkü aynı anda yapmak istiyoruz burgerımızı. Burada da cheddar peynirimiz var. Bakın fokurdamaya başladı. Ay, onu mu dökeceksin üstüne? Bunu da birkaç üründe şimdi kullanacağız. Peki bunu nasıl elde edebiliyoruz? Artık bu kıvamda nasıl elde ediyoruz? Tabii marketlerde artık yaptılar böyle konserve gibi, evet, içerisine. Eğer ki ancak yok biz evde yapmak istiyor isek aynen bu şekilde dilimli cheddar peynirimizi bir sos tavamızın içerisine koyacağız. Biraz krema ve biraz zeytinyağı. Açacağız onu. Tamam. Ve bu kıvama gelecek. Birazdan değirmen karabiber çekeceğim daha lezzetli olsun diye. Hı hı. Karamelize soğanımız hazır. Kokoreçlerimiz pişiyor. Göstermek de istiyorum. O da çok güzel olmuş. Evet, karamelize soğan. Çok fazla da öldürmedi. Çok da öldürmedi. Hani tabii, diyor ya aslında bütün doktorlarımız buraya geldiği zaman karamelize iyi bir işlem değildir ama gerçekten 2 dakika çevirdi. Rengini aslında soyadan aldı sanki. Balzamik sirkeden aldı. Biraz da tabii ki esmer şeker de bunu o da renk verdi. Evet, hızlandırdı. Harika. Renk verdi. Evet. Şimdi burada, ne yapıyoruz? Evet, hemen döküm tavamız. Pirzola da güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Evde böyle olmuyor işte ya. Hiç olmuyor. Evet, evde kutlu. Ben de hevesleniyorum. Evet. Olmuyor. Şimdi lokumlarımızı yine ısınmış olan döküm tavamızda. Zaten bu hangi et? Şimdi onu da bir söyleyelim. Hemen burada göstermek istiyorum. Evet. Bu, evet, şöyle bonfile. Yani sırt kısmında iki kemik arasında kalmış bir et. En kas güzel tutmamış, et. Kas ama tutmamış. Her bonfilenin lezzeti de aynı olmuyor. Çok aynı yumuşaklık da olmuyor. Neden? Evet, çok doğru. Çünkü dinlendireceksin. Ve dinlendirme var. Bir de ırk tabii ki önemli. Bu, biz neyi tercih ediyoruz? Hı. Düve hayvan dediğimiz, yani doğum yapmamış dişi hayvanı tercih ediyoruz. Bu çok önemli. Bunu sorsak bilirler değil mi onlar? Kesinlikle. Her zaman diyoruz ki doğru kasap mahallemizin kasabı. Mahallemizin kasabına gideceğiz. Hı hı. Ve bonfilenin rengi pembe olacak. Pembe olacak. Fazla şu domates, yani sağda kırmızı da var ama olmayacak. Pembe olacak. Tamam. Bu çok önemli. Şimdi artık lokumlarımız pişiyor. Evet, yavaş hamburger başlıyoruz. Köftemiz pişiyor. Şimdi minik minik hamburgerler yapacağız. Öncesinde herhalde lokumlu yapacağız. Bakın lokumlu. Oldu aynı şekilde üzerine tuzu gördüğünüz gibi tuz var. Ama tuz ısıyı gördüğünde nasıl oluyor? Eriyor. Evet. Şöyle. Müthiş lezzet, yani protein açısından da hakikaten bu lokum et hiçbir şeysiz yanında, değil mi? Osuriye. Tabii, kesinlikle öyle. Bir de şunu yaptık, farkındaysanız burada kuzu taçı yaparken aynı zamanda kokoreçi de atabildik. Ama ancak burada bütün dana etlerini pişiriyoruz. Ayrıştırdın onu, anladım. Kuzu etiyle dana eti birbirine karışmasın diye. Senin bir de efsane bir mantarın vardı, keşke onu da getirseydin. O da biliyorsunuz tam bir et mantarı. Et gibi o da ya. Olamaz bir mantar. Evet, et mantarı da denebiliyor.
O mantarlar. Öyle mi? Tabii tabii. Müthiş bir şey. O tarafta çıktı. Peki onlar pişe dursun. Kokoreçimiz orada döne dursun. Evet bakın. Delirdi. Ay çok fena. Şu an çok yemek istiyor. Burada da. Orada pişe dursun döne dursun. Ben de burada döne duruyorum. Hamburger köftemizi de az önce yapmıştık. Evet. Of, of, of. Şimdi şöyle. Tamamen evet. Doğal içerisine ürünler kullandık. Hamburger kıymasının normal içerisine. Hamburger satan yerlerde geçen bir araştırma vardı, onu okudum. Et ne kadar biliyor musunuz? İçinde. %3. Kaç? %3 et İçinde var. İçinde değil mi? %97. Tabii tabii. Sırf başka şeyler yani. Yani hamburgerin içinde evimizde yapmadığımız sürece evet. Çocuklarımıza et yedirdik diye sevinmememiz gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Tabii yani Alişan abi de biliyorsunuz zaten gıda işi de var. Aynı zamanda onu da yapıyor. Evet, şimdi evet. Kısmetse de güzel bir şey yapacağız birlikte. Evet, Gürkan'la bir ortak işimiz olacak. Allah Allah. Evet. Ne gibi? Anlatın. Hayvan işine giriyoruz. Evet. Ne yapacağız? Gürkan'la ne yapılır? Et yapacağız. Ya nasıl evet. Ya? Çok güzel bir projemiz var Gürkan'la. Aa. Hadi bakalım. Evet. Onu inşallah hayata geçireceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Artık programlara ben gideceğim. Gürkan dükkanda duracak. Ya Alişan ya. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde Alişan'la ilgili bir şeyler çıktı ortaya. Bak bak bak. Ne çıktı? Ya çok şeker değilim. Nasıl panik oluyor? Hayır bir yandan bana çok güveniyor. Onu üzecek bir şey yapmam. Bir yandan da gözleri böyle çipil çipil açılıyor. Acaba ne diye. Ne çıktı? Demet Akalın da var işte. Ha, evet evet. Değil mi? Bir evet. Alkış gelsin mi? Evet. Çok uzun yıllar sonra. Kaç sene ayrı kaldınız Alişan? Bayağı 6 sene. Bu sefer 6 sene kaldınız. Daha önce de küslükleriniz olmuştu galiba. Ben yani ya yakında. Ya daha önce öyle hani ufak ufak tabii ki oluyor. Oluyordu. Ama şey hiç öyle 2 gün üst üste küs kalmamıştık. 6 yıl boyunca biliyorsun. Evet. Hiç görüşmedik. Hiç görüşmediler. Ve hiçbir ortamda da belki bir veya iki ortamda böyle bir araya gelmiştik. Evet. Hiç öyle bir şey olmamıştı. Hı. Burak işte bütün böyle şeyi eritti hayatı, değil mi? Benim bütün hayatımı değiştirdi. En son işte Burak'ı görünce Demet bir Instagram adresinde, bir magazin adresinde orada ona bir like dayanamamış, yapıyor. Dayanamamış, beğenmiş. Like yapmış. Sonra ertesi gün bir televizyon programına bağlandı. Hı. O kadar güzel şeyler söyledi ki ben de dayanamadım. Kayıtsız evet. Kalamadım. Evet. Ben de bağlandım. Sence baba olmasaydın, farklı bir şekilde olsaydı bence barışmazdın. Birazcık daha uzatırdın gibime geldi bana. Çünkü Alişan gerçekten baba olduktan sonra da çok çok değişti. Adamın suratının rengi değişti. Yani hayata bakış açısı değişti bence. Evet. Bu da çok güzel bir şeye vesile oldu diye düşünüyorum. Çok. Hatta geçtiğimiz günlerde beraber çok uzun yıllar sonra sahne aldınız. Dün, dün gece. Aynı sahnede buluştular. O görüntüleri bir izleyelim sonra üzerine dün sohbet edelim. Dün gece Silivri'de konserimiz vardı. Haydi bakalım. Gerçek şu ki biz aşkın cennet haliydik. Bak bize kader bile kıyamıyor. Artık barışmamız için melekler imza topluyor. Biz aşkın cennet haliydik. Bak bize kader bile kıyamıyor. Artık barışmamız için melekler imza topluyor. Herhalde dün çok gece. Özlediniz birbirinizi diye düşünüyorum. Bu yıllar önce, 6 yıl önce yaptığımız düetti zaten. Evet. O düeti yaptınız sonra küstünüz. Şarkının ismi Barışmamız için imza topluyor. Toplaya. Şarkı yaptınız, küstünüz. Evet. Sonra imzalar toplandı, barıştınız. Evet, işte böyle bir şey oldu. Dün gece de çok güzel bir kalabalık vardı. Bütün Silivri halkına teşekkür ediyorum. Harikaydı. Evet, müthişmiş galiba. Bütün Silivri oradaydı yani. Süper. Çok neden güzel. Küstüğünüzü hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Alişan çünkü böyle kin tutan şey bir insan dedi. Küstüm. Neden küstün? Vallahi ama küsmüştüm, kesin küsmüşümdür yani diye bakıyor. Vallahi hatırlamıyor. Bakar mısınız? Ona da söyledim yani. Demet'le de böyle konuştuk uzun uzun. O dönem işte yaşadıklarımız, sana da laf getirenler, götürenler, bizim birbirimize ettiğimiz laflar. Sen bana böyle demiştin, ben sana böyle demiştim bilmem ne falan filan. Camiada da birazcık böyle bir kazan kaynıyor değil mi böyle zamanlarda? Destek olan da oluyor aslında hadi barışın diye ya da köstek olan da olabiliyor bu durumda aslında. Mutlu olan da oluyor, bu duruma üzülen de oluyor. Hem hayranlar arasında bir de işte bu fan şeyleri var ya şarkıcıların. Benim yok çok şükür. Fan gitmem hiç yok. Onlar biraz... Saldırın. Seni böyle gaza getiriyor. Hı hı. Karşındakini gaza getiriyor. Hı hı. Bir şey oluyor. Sen de hiç gaza gelmezsin Allah'tan. Ben hayatta. Evet, gelelim. Lokum ya bu ne? Neler yaptınız? İki dakika arkamızı döndük. Burada lokum burgerimizi yaptı. Üstüne şimdi cheddar sosunu döküyor.
Vay 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 vay. Evet. Bu çedar sosu da hanımlar evde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Az önce Gürkan Şef anlattı. Normal marketten aldığımız çedar peyniri içerisine birazcık krema koyuyorum dedi. Biraz ne dedi? Biraz zeytinyağı kullanıyoruz. Biraz zeytinyağı kullanıyorum. Evet, şimdi. Bir de karabiber mi? Evet. Ne yaptın? Değirmen karabiber. Ya. Bakın burada da. Heh, bunun için evet, de karabiber. Aynen. Bakalım neler oldu. Fena fena. Evet, gerçekten. Bir insanı yoldan çıkarabilecek. Al olmayanlara da versin. Her zaman söylüyoruz. Yine evet. Evimizde bunu çok basit bir şekilde sucuğumuzla da yapabiliriz. Kendi şöyle, evde yaptığımız bakın. Sucuğumuzu. Şöyle ben tutayım. Evet, lokum tablo. Burgerimiz. Tablo. Sucuk burgerimiz. Sucuk evet, burgerimiz. Tamamen evimizde. Dayanamadı, evimizde alkışladılar. Yaptığımız. Evet. Tablo gibi oldu be. Evet. Harikasın, ellerine sağlık. Şöyle vereyim ben. Az sonra tekrar yanında olacağız. Tamam. Kokoreçimize de bakacağız. Tamam, peki. Başka farklı hamburgerler tamam. De yapacak bizim için. Ayşe ittiriyorum git anla artık. Gidemiyorum. Niye gidemiyorsun kaldın kokudan? Nereye gidiyoruz biliyor musunuz şimdi? Eve Burak mi? Bebeğe gidiyoruz. Allah aşkına. Ya Ayşen senin olduğun yerde ben bir düşmedim. Nasıl gidiyor? Öncelikle kaç gün oldu şu anda Burak bebek? 33. 33 günlük oldu. Şu 33 günü bana biraz özetler misiniz lütfen? Özetlemek ister misin? Ağlama, zırlama, kaka. Uykusuzluk, kaka, gaz. Ondan sonra ama her şey çok keyifli ya. Değil mi? Her şey zor, çok keyifli. Yani mesela... Zor gibi gözüküyor ama zor değil yani. Zor ama değil. Ya şimdi tabii yani bunu kimin söylediği de çok önemli Buse yani. Normalde insanlar bu dönemde senin gibi gidip saçlarını boyatmaya vakit bulamazlar yani. Ne rengi boyattığın önemi yok. Hayır, ne rengi boyattığın önemi yok. Ben hiç hatırlamıyorum kendimi. Ben gerçekten ilk 40 gün boyunca falan böyle bir perişan haldeydim. Ben Buse'ye sana bir şey diyeyim mi? Yani Buse o kadar rahat bir anne oldu ki benim gördüğüm. Buse 3 gün sonra, 3 gün sonra normal bayağı koşuyordu, zıplıyordu yani. Falan. Ya gerçi Buse şimdi karakter var. Belki herkes çok çok iyi tanımıyor olabilir ama zaten çok rahat bir kadındı. Yani çok böyle soğukkanlı olaylara karşı bakış açısı falan diye hep böyleydi ama... Bak annesine laf söyledin sanırım şey yaptın. Ya. Çok şey söyledim. Cümlenin sonunu bitirebilirim. Annelikte de böyle olacağını tahmin ediyordum. Sen nasıl bekliyordun kendin ve neler yaşadın mesela? Hiç yani tedirginliğin var mıydı mesela anneliğe karşı? Hiç yoktu. Hatta ben şey diyordum, ay ben çocuğu alırım, üçüncü gün çıkarım falan. Sen bir doğur da bir falan gün gelirsin, diyorlardı. Ondan sonra sen gör. Sen doğur, ondan sonra konuşalım falan diyorlardı. Ama ben kendimi biliyorum yani ben evde oturabilen bir insan değilim. Bir gün oturduğum zaman bunalıma giriyorum. Evet. Direkt yani. Ve sonra ne yaptın? Çocuğunu aldın, sonra direkt çıktın değil mi dışarıda? İki gün hastanede yattık işte, üçüncü gün eve geldik. Hmm. O gün böyle işte gelenler, gidenler falan. Üç i̇şte dördüncü günde artık yani üç gün bittikten sonra ben dedim ki ben çok sıkıldım yatmaktan. Direkt çocuğu alacağım. Kot giymek istiyorum dedim. Direkt ilk istediğim şey kot giymek. Çünkü hep tight. Ve giydin ama zaten. Bayağı 27 kilo falan aldığım için. 27 kilo aldın ama ne kadarını geri verdin? Şu an bayağı iyi. 16 kilo verdim. Süper. En son 16'ydı yani. Hep diyordu ki nasıl vereceğim, nasıl vereceğim, nasıl vereceğim. Ben de dedim ki... Hani biz programlardan da biliyoruz ya hani emzirince gidecek, emzirince evet. Gidecek, emzirince gidecek. Sen anlatıyor muydun böyle, öğretiyor tabii muydun? Tabii canım, tabii. Ben emzirince gidecek. Ben dedim ki ya emzirmekle bu kilolar... Gidecek gibi değil gibi mi hissediyordun? Biliyorum. Ağzım, burnum, yani ayaklarım, ellerim... Şu an suratı normal Buse gibi değil mi şu an? Evet, evet. Şu an yüzü normal. Normal suratın yani bayağı. Peki Alişan sen neler yaşıyorsun evde? Biraz sen bize anlat. Bambaşka bir heyecan. Yani... Hakikaten hani sen söylüyordun, başka çocuklu arkadaşlarım, dostlarım söylüyordu. Çocuk gelince her şey çok başka olacak diye. Gerçekten öyle. Peki baba yani olduğunu ilk ne zaman hissettin? Baba olduğumu eve gelince hissettim. Bence sana bir şey söyleyeyim. Bence sen ona bir şeyler söyledin, maça götüreceğim seni falan dedin. Ondan sonra böyle story'de izledim ve tüylerim diken diken oldu. Bu kadarcık, ufacıktı yani o zaman belki 10 gün önce, 15 gün önce belki. Önce falan, evet, evet. Sana nasıl bakıyordu, nasıl sustu, nasıl durdu? Benim en büyük şeyim biliyorsun. Ben en büyük hayalim. Böyle hissettiğim gibi. Ya en büyük hayalimdi biliyorsun işte hani tabii ki bundan sonra devam edeceğiz çalışmalarımıza. Hani erkek kız ne keşke olur. Keşke son soracağım soruyu şimdiden söylemeseydim. Hayır. Şöyle en büyük hayalim şeydi hani inşallah bir oğlum olursa onu alıp ne bileyim maça gitmek. Onu alıp işte namaza gitmek, alıp onunla top oynamak dışarıda, parka çıkarmak, ne bileyim çimlerde koşturmak, coşmak falan en büyük şeyim buydu. Sesi duydunuz mu? Çok güzel çıkarttım maşallah. Bunu şimdi Burak da
İnşallah yaşayacağım, Allah izin verirse. İnşallah. Ve şey, böyle oturup kafasını böyle tutuyorum. Evet. Konuşuyorum onunla. Ve direkt bana bakıyor ya. Ben zaten 15 saniye sonra aldım. Sen onda bittin değil mi? Direkt ağlamaya başlıyorsun. Direkt. Hiç hayatında insanın yaşamadığı duygular değil mi? Yani tabii baba olarak ben bilemiyorum ama en azından anne olarak söyleyebilirim. Hayatında hiçbir yaşadığın duyguya benzemiyor onun sana yaşattıkları. Hiçbir şey. Yani hani diyenlerim var, biliyorsun ne kadar çok seviyorum. Kuzenlerim, çocukları var. Tabii bunları ki, da kendi çocuğum gibi çok seviyorum. Çok biliyorum. Çocukları çok seviyorum. Hı-hı. Ama kendi çocuğun canından bir parça. Mesela iki gün gidiyorum İstanbul dışına, gelmiyorum. Bunun gece ağlaması, gece kalkması falan bizi çok yoruyor ama. Evet. İki gün sonra diyorum ki ya keşke yanımda olsaydı da. Keşke uyansa. Şu anda uyanmasaydı. Bak şöyle. Anne dedi bayağı. Bayağı anne dedi. Ne dedi be? Anne dedi. Bayağı anne dedi. Bak şöyle. Anne dedi bayağı. Bayağı anne dedi. Ne dedi be? Anne dedi. Bayağı anne dedi. Değişik ağlama stilleri var. Gerçekten anne dedi. Bu arada çok değişik ağlama stilleri var. Neler mesela? Şu bir mesela, bu normal, klasik. Bu daha sakin bırakın, değil mi? Bu daha sakin bir ağlama sanki. Bu sakin. Biraz önce kapı... Anneciğim. Şu anda sesli modu açık. Bazen titreme modunda kalıyor. Ay, o çok önemli. Ay. O suratının güzel. Geçen gün nasıl ağladı bak, yapsana. Bak. Ay. Biraz önce de anne yaptı ya. Ben bakayım bana. Alişan'ın enteresan. Gel. Zaten çocuklarla ilişkisi Alişan'ın çok böyle bir değişik ya hani. Yeğeniyle de öyleydi. Bence gördüğü her çocukla öyleydi ama çok kısa zamanda sence bir baba olarak böyle acayip bir ilişki kurmadı mı Burak'la? Evet, sanki yıllardır babaymış gibi. Abi değil mi yani bu ve kadar? Burak da çok ilginç bir bence enerjiye ben çok inanıyorum. Kesinlikle enerjisini hissediyor yani. Değil mi? Hani şey diyorlar işte daha bu çocuk işte 40'ı çıkmadan annesi babasını ayırt edemez. Nasıl ayırt edemez? Direkt Alişan'ın kucağına gittiği anda susuyor mesela. Şaka yapıyorsun sen de ağlıyor ama sen de ağlıyor çünkü ben de hep emmek istiyor. Ha sen de emmek istiyor emzirmeyince emziriyorum, ağlıyor. Emziriyorum doymuyor. Artık en son yoruluyorum böyle kızı ağlıyorum. Hep böyle aranıyor en son Alişan'a veriyorum onu da bayılıyor. Oğlum ne oldu sana ya? İşte sütü verirsem şimdi kusar mı? Hep böyle bir saçma sapan kendi nasıl babayım? Nasıl babayım ben? Babayım baba. Ne yapıyorsun sen? Annem röportaj mı yapıyor? He? Çağla çiken mi gelmiş? Halam mı gelmiş? Kalmadı. Çünkü şöyle Burak çok İki tane çocuğu var onda. Abilerin senin. Uzay ile Kuzey. Sen büyüyünce onların yanına yollayacağım seni. Tamam mı? Tamam mı? Aferin sana. Ona ver. Mesela mama takviye yapıyor çünkü doyuyor. Ondan sonra mama veriyorum. İşte sonra ben uyutuyorum, Alişan'a geliyorsa sürekli böyle ve hep bir saat uyuyoruz. Hiçbir şey anlamıyoruz uyuduğumuz uykuda. Bıraksan Alişan da emzirecek yalnız, söyleyeyim sana yani. Evet, öyle bir ya. alıyor veriyor. Nasıl susurdun? Ayaklarım. Bu ne peki? Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne ya? Bu video ile ilgili Veter ile ilgili yorum yapacağım ama anlayamadığım bir kısım oldu arkadaşlarımdan rica edeceğim. O kısma tekrar dönmek istiyorum. Ne be? Çalışmayı anlayamadım ne çalışması olduğunu anlamıyorum. Bir bakabilir miyiz bir saniye önce bir bakalım sonra ne çalışması. Ya en büyük hayalimdi biliyorsun işte hani tabii ki bundan sonra devam edeceğiz çalışmalarımıza. Hani erkek kız ne olur keşke son soracağım soruyu şimdiden söylemeseydim. Hayır. Bundan sonra devam edeceğiz çalışmalarımıza. Hani erkek kız ne keşke olur keşke son soracağım ama soruyu şimdiden söylemeseydim. Hayır. Evet. Biliyorsun çok ben biliyorum zaten kalabalık de. Kalabalık aile benim ailem. Buse kaça, de çok çocuk kaça istiyor. Kaça tekabül ediyor kalabalık demen? Buse de çok çocuk istiyor. Yani şöyle Buse benden daha çok istiyor. Gerçekten o diyor mi? Ki 4 tane falan olsun. Vallahi. Ay ne tatlı ya. Yani İnanmıyorum. O 4 tane falan olsun. Alişan ne kadar şanslısın yani, ve tabii yani. Tabii ki Allah izin verirse ben de çok çocuk olsun istiyorum. Ama şunu anladım ki hani Burak biraz büyümesi lazım. Bir 2 yaşına falan gelmesi lazım. 2 yaşına geldikten sonra mı? Tabii 2 yaşına geldikten sonra öbür, çalışma çocuğu, derken öbür çocuğu düşünebiliriz yani. Anladım. Çalışıyorsunuz. Çalışacağız. Çalışacaksınız. Dersinize iyi çalışın. Evet. Bu arada
Bu arada da biz böyle beraber oturuyorduk orada işte hafif ağlıyor gibi ağlamıyor gibi biraz böyle mırıldanıyor falan. Anne diye bir şey çıktı. Evet ya. O anda Alişan'ın suratını gördünüz mü? Anne, anne demiş olmasından dolayı baba bana çok memnun baba diyecektin, olmadı gibi ya. Geldi. Bir bakalım Alişan'ın suratına dikkat edin. Anne diye. Bunun gece ağlaması, gece kalkması falan bizi çok yoruyor ama. Evet. İki gün sonra diyorum ki ya keşke yanımda olsaydı da. Hayır. Keşke bir yansa. Şu anda inanmasaydım. Bak şöyle. Anne dedi bayağı. Bayağı anne dedi. Ne dedi be? Anne dedi. Bayağı anne dedi. Bak böyle bir surat olamaz böyle. Ne dedi o ya? İnanamadı. Aslında genelde hep kolay değil. İlk bebekler baba. Evet, baba der ya. Bu tamamen tesadüfen çıktı. Tesadüf oldu. O da Buse'ye hediye gibi bir şey oldu herhalde o anda değil mi? Şimdi işte daha yeni yeni büyüyor ya. Şu hali bile bana inanılmaz geliyor. Allah herkesin evladını bağışlasın. Evet. Olmayana da versin. Amin inşallah. Bunu gönülden diliyorum. Evet. Ama o konuşmaya başlayınca, bizi biraz daha böyle tanımaya başlayınca ne olacak? Böyle aranızda minik minik iletişimler başladı ya. Onlar insanı ne yapıyor? Mahvediyor değil mi ya? Yani çok bambaşka bir dünyaya götürüyor. Özellikle tek başına kaldığında böyle kafasını tutup konuşuyorum ya. Sen nasıl kalıyorsun tek başına? Bak vallahi herkes cesaret edemez mesela değil mi? Tek ben başına altını, kalabiliyor. Altını değiştirebiliyorum. Evet. Üstünü komple değiştirebiliyorum. Ne bileyim çok fazla pislettiyse onu götürür yıkarım. Yıkayabiliyorsun. Tabii, yıkarım. Lavabonun altını böyle ılımsıyla falan. Tabii lavabonun altını falan yıkarım. Yani her şeyi biliyorum. Çok cesursun böyle tedirgin bir baba değilsin yok, değil mi? Yok yok hayır. Buse de mesela aynı mesela bazı babalara ne ilk çocuk doğduğunda kucağına alamaz, korkarlar, şey yaparlar. Ben direkt yani ilk doğduğu andan itibaren çok kucağıma aldım. Tutmayı biliyorum. Zaten tabii yeğenlerinden dolayı da çok sen şeysin, alışkınsın. Bir de böyle kendi oğlun ya böyle kendi çocuğun ya o... Acayip bir şey oluyor ya. Değil mi? Çok... Ya şuramda yatıyor ya bak şuramda böyle yatıyor. Görüyoruz o fotoğraflarını o kadar güzel ki. Bak yok. Ne oldu? Ya Alişan, ben size bir şey söyleyeceğim. Alişan'ı kaç senedir tanıyorum bilmiyorum. Seni saymıyorum. Ağlam. Şimdi şöyle. Alişan tabii ki de yani çok büyük aşık olmuştur. İşte ilişki yaşamıştır. Hayatta bazı şeyleri üzülmüştür etmiştir ama ben Alişan'ın ağladığını çok fazla görmedim. Birkaç kere çok sinirlendiğinde ağlamıştı. Ama Burak'ın isminin B harfi geçtiği yerde gözleri dolmaya başlıyor ve ben onun sesinden hissediyorum. Bence sana hem babalık çok yakıştı hem bence Rabbim sana bu duyguları hediye etti diye düşünüyorum. Evet, bana çünkü gerçekten benim gibi birini yolladı. Buse'yi yolladı. Ve ikimize kısmet oldu bu mutluluk. O yüzden Allah'a ne kadar şükretsem az bu mutluluğu bana yaşattığı için, bize yaşattığı için. Yani dediğim gibi mesela bir taraftan bir taraf farklı olsa belki hele ki şu anda biliyorsun nosalık dönemi evet. Hani her şeyin yanlış anlayabileceği tabii bir dönem. Tabii ki hassas olabilir. Çabuk sinirlenebileceği, çabuk işte böyle tabii ki şey her şeyi yapabilir, dönem. Kaprisi kavga yapabilir edilebilecek değil tam mi? Dönem tam yani. Dönem yani. Bana eskiden işte programlarda konuşuyorduk ki lo salık. Ben dedim ki lo salık yani ne? Nedir lo-salık. Yani diyordum. Nedir diyordum onu şimdi anladım mesela. Şimdi tartışma yani. Oldu mu hiç aranızda? Hiç bir gerginlik yok, vesaire? Yok. Tabii ki birbirimizi ufak tefek yanlış anladığımız anlar oldu. Evet. Ama hiç öyle bir tartışmamız falan olmadı. Buse de çok şükür yani. Çok özgüvenli, çok rahat bir anne. Görseniz yine ben öyle değildim mesela. Ben ilk anneliğimde Buse kadar rahat değildim. Ben de böyle istiyordum işte. Hani çocuğu böyle ya sen bir insan sipariş yazdın çocuğun... mı bu kızı? Sen yazdın mı? Doğru söyle bana. Gözü bu renk olsun, burnu böyle olsun, şurasında bir beni olsun, benim gibi olsun. Her şeyi benimle beraber yapsın. Aynı İşte diyorum ya. Ben böyle bir temiz kalp hayatımda görmedim ya. Bir çok insan şükür. Bu kadar mı kısmeti bu kadar istediği gibi çok olur? Şükür, çok şükür. Allah nazardan saklasın bu güzel aile tablosunu. Hepimiz şöyle bir maşallah diyelim, nazarlıklarımızı koyalım, görüntülerimizi izleyelim.
öyle dedi bayağı. Aa, saçma sapan. Nasıl babayım? Nasıl babayım ya? Ne yapıyorsun bana onu anlat. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Altına mı yaptın sen? Altına yapmaya çalışıyorsun sen. Tuvaletin gelmedi. Sıkıştırdı seni. Seni mi sıkıştırdı? Annen nerede peki senin? Annen nerede? Burak. Annen nerede oğlum? Gitti mi? Bıraktı mı seni? Seni bıraktı komşulara gitti değil mi? Gelsin bak ben ona ne yapıyorum bak. Bak gelsin ben ona ne yapıyorum. Bak gelsin ben ona ne yapacağım bak. Oy. Burak. Altına yaptın mı sen oğlum? Altına yaptın mı oğlum sen? O son noktada bence kesin yapıyordu. Ya işte onu yapmaya söylüyorum başladı. Mesela bir insanın gaz çıkarmasından ve altına yapmasından bu kadar mutlu olabileceğim hiç aklıma gelmedi. Ya o kadar seviniyoruz ki şu anda tam böyle o gazlı dönemi ya. Dün işte artık böyle 1,5 günde bir böyle kakasını yapıyor. Dün böyle bir şey olmuş. Buse bağırıyor. Aşkım aşkım koş diye. Dedim ne oluyor? Bir koştum. Ya onu ay ya. Yani Allah'ım o bile çok mutlu ya. Ediyor. Büyüyoruz işte onunla birlikte görüyoruz biz her şeyi. Deneyimleniyorsun, evet. Büyüyorsun. Hayatın mucizesini yaşıyorsun. Ne kadar şanslısın. O kadar değişti ki hayata bakışta insanın değişiyor. Hayata bakışın şu an her şeye çok daha farklı bakıyorum. Yani her şeye 3 kere daha bakıyorum. Değil mi? Eskiden hem böyle bakıyordun, geçiyordun. Benim mesela şu anda haberleri izleyemiyorum. Bakamıyorsun. Bakamıyorum. Değil mi? Çocukla ilgili bir şey olduğu zaman. Dışarıda bir şeye rastladığım zaman çok kötü olurum. Yani hemen böyle karışmak, hemen böyle müdahale etmek müdahale geçiyor içimde. O yüzden çok fazla bakmak da istemiyorum. Çok haklısın. Ama bence en güzeli birazcık uzak kalmak aslında. Yoksa insan gerçekten perişan oluyor. Anne baba olduktan sonra endişeler, o vicdan böyle rahatsızlığı, huzursuzluğu her zaman olacak. Peki geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Candan Karatay konuğumuz olmuştu. Onu çok seviyoruz. Çok güzel bir program olmuştu. Sevgili Alişan da Buse de hocamıza bir soru yöneltmişti. Bakın ne cevaplar almıştık biz diyelim. Programda bana söylediğin her şeyi uyguluyoruz. Özellikle hamile bayanlar için. Süt arttırıcı neler yapıyoruz aşkım? Hoşaf. Hoşaf. Ondan sonra badem, ceviz, fındık. Fıstık. Bol bol rezene çayı içiyoruz. Rezene çayı içiyoruz. Çocuk o sütü içince 8 uyuyor. Saat kesintisiz uyuyor hocam. Desek de inanmayın yalan çünkü uyumuyor. ıhlamur içiyoruz. Evet. Ya bitki çayı aslında daha çok. Doğru mu yapıyoruz bunu hocama soralım. Evet. Ha bir hocam bir şey diyeceğim. Şu anda hamile süt veriyor ya paça çorbası. Hamile mi? Özür dilerim. Hamileliğime o kadar çok alışmış ki beni hala hamile zannediyor. Süt veriyor ya şu anda. Paça çorbası, ne bileyim işte sakatat falan i̇şte yemesi çocuğun yiyemiyorum. Sütü için. Ama çok önemli. Çok önemli. Tamam soruyoruz. Alişan benimle çok iddia ediyor. Paça çorbası iç ama sütün artsın diye. Bir saniye. Ben de çok yiyemiyorum öyle şeyler ama. Yani çocuk işkembe içmiş gibi olur mu hocam o bakımdan dedim. Selamlar. Bir de mayalı şeyler sütü arttırıyor diyorlar. Ben de onu sorayım. Arttırıyor mu gerçekten? Şeker atmadan. Şeker yani ekstra şeker koymadan olabilir kendi mi? Şekeriyle tabii ki hamileler bunu yapabilir. Ama pardon emziren. Emziren anneler ve hamileler de tabii. Hı-hı. Emziren anneler şey olarak bunu yapabilir. Hı-hı. Hakikaten doğal paça tabii yiyemiyormuş yazık. Yani gençler buna alıştırılmadı senelerce. Hocam evet. Yani eskiden ciğerciler vardı, dükkanlar kapandı. Hı-hı. Yanlış diye biz onlarla büyüdük. Ben onları anlatıyorum. Yeni bir şey anlatmıyorum. Ama yeni yetmeler karaciğer ye dedi. Bilmem ne ye dedi. Onun için hakikaten karaciğer de çok önemli. Eğer şey yemiyorsa karaciğer, Arnavut ciğeri çok önemli. Hı-hı. Izgara karaciğer çok önemli. Yani bildiği bir yerden. Hı-hı. Onlar çok önemli. Kemik suyu yapsın içsin bol bol. Limonlu. Ya da yemeğine de katabilir kemik suyunu. Kemik suyu da yemeğini yapsın, çorbasını Hı-hı. yapsın. Hı-hı. Mayayı sordu, maya çok önemli. Hakikaten bira mayasının sütü arttırdığı biliniyor. Evet. Bira mayasının sütü arttırdığı biliniyor. Onu tabii yine süt veren annelerin yumurta çok önemli. Yani ana sütü neyse bebeğine verdiği yumurta da anneye ana sütü gibi. Yağ da çok önemli, zeytinyağı da çok önemli. Bu köy tereyağı da çok önemli. Alişe'den Muş'tan gelir. Bingöl'den gelir. Çok değil güzel. Mi? Gelir. En tazeleri, en güzeli, en güzel yumurtalar, en güzel peynir çok önemli. Şirden peyniri, doğal bizim Elazığ'ın orada yapılan tulum peynirleri çok çok önemli. Evet, acaba Canan Hoca'nın tavsiyelerine uyuyorlar mı? Telefon attığımızda bu sorunun yanıtını verecek olan kişi olabilir. Alo. Günaydın. Günaydın. Buse. İyi yayınlar. Hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk. İzliyorum. Ne yapıyorsunuz? Aşkım Allah aşkına izlettin mi televizyonu? Kime? Bura. Burak televizyon izletmedim tabii ki. Tabii bir baktırsaydın, babasına baksaydı be. Ya çocuk seni normal görmüyor. Orada nasıl görsün? Yani o senin sesini duydu. Ona o enerjiyi etti. Hiç aynen. Merak etme. Sesini duyuyor. Evet, bakmaması gerekiyor. Buse'cim nasılsın? Nasıl gidiyor? Sabah gördük gerçi seni telefonda ama. İyi vallahi, ne yapalım? Uyandık işte. Ha. Burak şimdi birazcık süt içti. Ondan sonra işte. Dışarı çıkacağız. Hazırlanıyoruz. Koklaya koklaya büyütüyorsun değil mi Buse? Ya evet ya. Gerçekten bir de böyle birkaç gündür böyle anlamaya başladı gibi. Hissediyor yani, gibi seni mi daha? Biliyor. Evet, işte bak. Birazcık daha. Böyle şey oluyor yani, daha fazla hissediyorum o annelik duygusunu, onun içime geçme şeyi fazla. Hep çok başka bir şey yani. Tepki herhalde vermeye başladıkça, değil mi? Tepki vermeye başladıkça daha farklı oluyor. O zaman işte annelik gelmeye başlıyor iyice. Evet, peki evet, klasik evet. Sorudur ama sormadan edemeyeyim yani yine de. O günden bugüne kadar Alişan beklentilerini karşılayabildi mi? Nasıl bir baba oldu? Ya Alişan bence var ya, yani dilimi ısırarak söylüyorum. Süper baba. Süper baba mı ya? Evet yani onu yani. Buse'cim duyamadım ya. Son söylediğini. Onu anlatacakken, onun babalığını anlatabilecek bir kelime bulamıyorum. Tabii ki yani hamileyken insanın kaygıları oluyor. Acaba nasıl anne baba olacağız, ne yapacağız, çocukla iletişimimiz nasıl olacak? Bunları bilmediğimizde ilk defa yaşayacağım. Evet. Bir tedirginlik oluyor istekten. İlla ki. Ama o tedirginliğimin, yani şu an zevresi yok yani. Alişan çok, beklentimin de çok üzerinde bir baba oldu. Aynen. Şimdiden yani. O yüzden çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sen evet. Sen de öylesin aşkım. Sen de öylesin. Sen de bir şeyler söylemek istersin diye sen, düşünüyorum. Sen de öylesin. Ben az önce zaten söyledim. Dediğim gibi şeyden nefret, yani nefret ediyorum demeyeyim ama hani mesela bir arkadaşım doğum yapmış mesela, çocuğu alacağım. Aman işte çocuk şey yok, ne bileyim elini, tabii ki elimi yıkayacağım. Tabii ki dezenfekteciyim. İşte dezenfekte sür. Yok bilmem biraz ne yap. Yok burana bilmem gibi. Ne yap. Yok hani çok böyle çocuğun üstüne düşen çok fazla böyle pipirikli, hep derdim ki inşallah benim eşim böyle olmaz derdin. Buse aynen böyle. Değil mi? Buse aynen çok böyle. Rahat anne rahat oldu yani. Maşallah. Ya çocuğun üstüne ne kadar düşersen o kadar hasta oluyor ya. Doğru söylüyorsun. Benim bir tek takıntım parfüm kokusu. Hep şey diyorum. Parfümünüz mü? Parfüm kokusu var mı? Ben sıkamıyorum mesela. Şey o yani. Ben ev dışında sadece sıkıyorum. Aa öyle mi? Tabii. Evde falan yok, parfüm sıkamıyorum. Kimyasal olduğu için mi? O koklamasın o kokuyu mu diye Buse? Yani böyle hani daha şu an çok bebek olduğu için o parfüm kokusuyla, biz bile mesela bazı insanlar parfüm sıktığında o parfümü sıkıyabiliyor ya da kokusundan hoşlanmıyoruz. Hı hı. Onun da şimdi ağzı yok, dili yok. Belki o kokudan hoşlanmayacak yani. O yüzden bu kadar bebekken yani gerek yok o parfüme diye düşünüyorum. Zaten sonrasında hayatı boyunca parfümü koklayacak yani. Ya yerim seni. Dünya güzeli Buse. Seni çok seviyoruz. İyi ki katıldın yayınımıza. Çok çok teşekkür aşkım, ediyorum. Öpüyorum sana seni. Kolay gelsin öpüyorum, diyorum. Tadını çıkar diyorum. Hadi bay bay. Teşekkürler bye canım. Bye. Ben hemen bir Dilek ablanın yanına tekrar gidiyorum. Alişancığım son durumu bir kontrol etmek istiyorum. Fili al gel. Fili al. Duvardan söküp sana vereceğim fili. Evet Dilek ablacığım, ne yaptık? Bitti bile. Evet, bunu bir güzel İçini böyle doldurduk. Buradan hemen böyle boncuk hemen el yaplarımız var. Hemen göstereyim istiyorsan, ben tutayım. Çok, çok zarif, çok şeker olmuş ya. Bakayım neyle doldurduk içini? İçini boncuk el yaplarla doldurduk, böyle yumuşamış evet, diye. Evet, çok şimdi güzel. Doldurduk onun içini. Nasıl yaptın peki? Bize biraz anlat lütfen. Tamam, ördeğimi öncelikle kenarını temiz dikişini yaparak makinede geçtim. Ama onun öncesinde onun kalıbını nasıl çıkarttık? Yani isteyen herkes o kalıbı nasıl çıkartacak mesela? Şimdi isteyen kalıbı nasıl çıkartacak? Ördeğin bir kalıbı var ama bize ancak ulaşmaları lazım ki biz onu onlara verebilelim, bu kalıpları. Diye. Evet, internet ortamından dolaşabilirler. Dilek abla yapar. Evet, yaparız. Harikasın. Veririz mutlaka. Daha sonra kalıbı kestikten sonra arka yüzünden burnu da dikerek güzelce böyle diktikten sonra arka o yüzünden... önemli evet, detaylar evet, onlar birazcık. Hep kalıp olarak var ve bizden temin edebilirler. Amelopete'ye benzemedi bu sanki, bir tık daha böyle bir özen istedi değil mi? Elbette. Amelopete de özendi ama üzerimize güzel oturmuştu. Çok keyifliydiniz. Çok mutlu oldum. Daha güzel yakışmıştı evet, değil mi? Çok daha çok yakışmıştı. Daha zor gibi geldi baktıkça bana keyif aldım ben de. Şimdi bunlar biraz daha dekoratif tabii ki. Yani göz estetiğiyle de alakalı ve odada da şık dursun istiyorum. İçini doldururken biz burada çok aşırı derecede doldurmuyoruz ki pafıdık olsun. Olsun. Böyle bir tül pembe seçtim ben. Daha sonra bunlar şimdi burada şöyle incelenecek.
Aa, üstüne inciler koymuşsun. İnciler, evet, burada şimdi böyle inciler var. Ay, çok tatlı. Evet, bir yandan da gitar yastık yaptığım için her ikisini de yetiştirmek istiyorum programın sonuna. Süper. İncilerle de tülün büzdüm. Boyun kısmına böyle şirin, prenses bir şeyler çok, oldu. Çok işte. Tatlı oldu, çok da güzel oldu. Gözüne belki bir tane inci koyarsın. Elbette. Değil mi? O da güzel elbette olabilir. Herkes elbette kendi isteğine göre yapabilir. Elbette. Çok güzel. Son halini zaten tekrar göreceğiz. Kolay gelsin diyorum. Bu arada gitar yastık için söylemek istiyorum. Buradaki ürünler kendi tamamen zevklerine kalmış tabii bir ki şey. Keçe de kullanabilirler burada malzeme olarak. Çok yakışıyor kumaşın üzerine keçe. Evet, evet, kullanabilirler. Ben hemen şöyle tam burayı iğneliyordum son dikiş için. Hı-hı. Temiz dikişini yapacağım. Tamam. Şöyle. Onu sonra da görelim mi? Tamam. Onu sonra bunları girelim ama geçirdik bize mutlaka elbette anlat. İç kısmı bu. Tabii burada evet tekrar dolduracaksın. İkisini evet daha sonra bitireceğiz. Evet. Ama Alişan'ın evindeki son durağımız. Alişan ne yapıyorsun? Yazıyorlar da. Serdar abi yazmış da. Yazıyorlar. Serdar abi yazmış. Selam söylüyor sana. Bir de bahçeye çıktık. Bu arada çok güzel bir evleri var. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. En son veda ederken de bahçeye çıktık. Elbisem açılmış. Bir saniye affedersiniz. Bir oraya gidelim veda edelim. Hep niye bana bir oluyor? Bir izleyelim Mete. Hep niye bana oluyor? Bir şey normal ben durmuyor sen varken ya. Bir dakika. Vetere dedim, vetere. Bırakıyorum kameramın arkadaşıma. Son duygusal bir şöyle bir fotoğraf bekliyorum sizden yanak yana. Sonra ben artık yavaş yavaş ayrılıyorum. Çok teşekkür ediyorum evini bize açtınız. Ben de bu fotoğrafı kapatayım mı? Evet, Çağla ile Yeni Bir Gün programına bizlere evinizi açtığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ev çok keyifli eviniz. Çok mersi, çok teşekkür senin ediyoruz. Senin yani ekip komple şey yapmak. Komple derken biz oğlanlarla geleceğiz inşallah. Evet. Yazın orada çok güzel vakit geçireceğiz. Şimdi sana birinin mesajı var Alişan'cığım. Biz geçtiğimiz günlerde çok sevdiğimiz bir konuğumuzla program yaparken konu bir şekilde döndü dolaştı sana geldi. Sana bir mesajı var, bir onu izleyelim bakalım sonra ne yapacağız stüdyomuzda. Bir bakalım. Acı deyince aklıma gelen hayatımdaki yegane kişi Alişan'dır efendim. Bu arada buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarın bizim konuğumuz olacak. Alişan'cığım bekliyoruz seni. Alişan, evet, yarın Alişan geliyor. Alişan'a yarın bugün özel bir biber göndereyim de Alişan'a sürpriz olsun. Tamam. Bir Alişan'a yedir bakalım yarın onu. Vallahi ama. Evet. Ya geçen gün Alişan'a gitti. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Poğaça yapmışlar çok güzel. Bana böyle yapıyor. Poğaçaya Allah aşkına şu kırmızı biberi vermiş bana, kurutulmuş biberi içine sokmuş böyle. Allah aşkına bir yaşından. Buse diyor ki yapmasana Alişan diyor. Halbuki ben acı çok seviyorum. Benim yediğimi de bilir. Yok diyor o yer diyor. Anam bir acı yiyor. Böyle yapıyor. Ben diyor acı yemezsem diyor 100 kilo olurum Çağla diyor. Kafasında böyle bir şey yerleştirmiş. Ve hakikaten de o düzen işliyor. Tamam ben şöyle diyeyim. Yarın sana biber göndereceğim. Tamam. Alişan'ın kafasındaki her saç telinden bir ter çıkacak. Ter mi çıkacak? Bir dakika. Yarın Alişan yarın yayında seni müthiş bir sürpriz bekliyor. Yarın ne olur? Hatta bu akşamdan gönder. Tabii, tabii, yarın tabii yayında çok acı seviyorum diyen Alişan'a öyle bir biber yedireceğim ki Ayhan Hoca'nın söylediği gibi her saç telinden bir ter çıkacak. Ne kadar güzel ağırlıyorum konuklarımı. Şey mi Hatay? Ne bu? Ne bu? Öyle efendim. Ne bu? Ayhan abiye selamlar da benim nasıl bir acı manyağı olduğumu. Acı sever evet doğru. Öyle bu dedi. Dedi. O da bu. Bu acıymış. Ne bu? Önce tatacaksın. Tamam. Bir saniye tatacağım dur. Işte, önce dur, tatacaksın. Sonra koklayacaksın. Bu kadar minik koklamayayım, mi? Koklamayayım şey yapar. Dur ver bana. Gel getir. Bana acın işler mi ya? Ne yapıyorsun ya? Ne acı yapıyorsun? Bana işler mi ya? Ya ette olmaz. Nasıl, ne gözüm olacak yandı ya. Bu nasıl bir şey? Ben daha bir şey yapmadım. Normal mi yiyeyim? Et de normal ya. Ne oldu? Hani her saç telimin telinde... Kokla. Koklamayayım. Kokla. Hapşurtur. Azıcık kokla. Ya koklamıyorsun. Hapşurtur. Kokladın mı? Hapşurtur. Ayhan'cığım bu formül tutmadı. Yeni bir formül bekliyorum senden. Ama bir şey diyeceğim. Bu çok güzel. Bunu bana yolla. Ya versene. Parmaklarını yolluyor. Bunu bana versene diyor. Al Allah'ça... Allah'ım yarabbim. Ya ne yapıyorsun? Bunu bana ver, bunu ne bana yapıyorsun? Ver. Pirinç çok yiyor güzel gibi yiyor. Çok güzel. Çok mu güzel? Ye ya, al biraz. Çok güzel be. Bu Alişan çok güzel. Gel.
Hayır hayır. Gel, gel gel. Hayır hayır çok Allah kötü. Hayır yandım yandım dur. Şey noktasıyla bile yandım zaten. Geçelim tantuniye bırak onu. Hayır çok güzeldi be bunu şey yapma. Bir şey soracağım çok acı ya. Tantuni mi yapalım? Evet. Tantuniye bak vakit yeter mi? Gürkan şefimizin şu anda bize göstermek istediği şeyler olabilir. Bak geldi olabilir. Bak geldi. Kemik. Sonra da tantuniye buyurun. Geçeceğiz. Geç. Alişan'ın tantunisine geçeceğiz. Domates verin bana. Bu artık evet. Fırından çıktı. Bu fırından çıktı. Of neler oluyordu. Bakın. Kemik hiç zorlanmadan. Hiç şey evet. Minik soğanlar. Geldi. Şey ustama minik soğanları versene. Tabii. Minik soğanlarımız da. Hemen. Ben patlatırım bunu ha. Bunu da yakın. Şunu açar mısın? Ağzım yanıyor. Evet. Şu neydi? Kumpirdi değil mi? Evet şimdi kumpiri içini boşalttık. Biraz tereyağı ekledik ve değirmen karabiber. Evet. Kabukları hala burada. İçini dolduracağız çünkü. Ha sen içindeyken yapmıyorsun. Dışarıda yapıyorsun sonra evet, içine koyacaksın. Evet çünkü neden? Taze kaşar peyniri kullanacağız. Aha. Biraz daha çedar peyniri ve füme. Bakın burada da ne yaptık fümemenizi? Tereyağıyla birlikte biraz tereyağı. Kavurduk. Evet sonrasında da fırına atacağız. Tamam. Bakın iş malzememiz burada. Birazcık daha kaşar ver usta. Bir de koyacağız. Azıcık daha içine koymayalım mı? Az yeter. Oldu sanki. Yeter mi? Ya nasıl bir şey bir insansın? Üstüne de koyacağız. Biber harikaydı be. Hı? Yemin ediyorum harika biberdi. Öyle bir şey yok. Benim hala dilimin ucu yanıyor ya. Ayhan abi ne güzel biberdi be. Evet. Şurada. Gel sen istiyorsan devam et. Hı. Evet Alişan. Çok hızlı olman lazım biliyorsun değil mi? Hemen hemen yapıyorum. Aşırı hızlı olman lazım. Ne yaptın? Tantuni etim nerede? Tantuni etim nerede? Tantuni etini getirelim Alişan'a. Evet. Neredeymiş tantuni eti? Evet burada. Şimdi bu şey. Bu bana göre tantuni tabii. Evet. Normal tantuni daha ne çok fazla bir şey olmuyor. Senin niye burnun aktı Alişan? He? Senin burnun aktı. Acıdan o normal o. Değil mi? Akması normal. Akması normal. Ama bakıyorum bu saç tellerine. Saç tellerinde hiçbir şey yok. Ne yaptın Alişan? Anlat. Önce soğan böyle minik. Arpacık soğanları. Arpacık soğanları. Hoppa. Evet. Şey yapma korkma. Ne korkuyorum ya korkuyorum ben. Önce soğanları sen onları karıştır. Evet. Evet. Ben ondan evet. Sonra domatesleri biraz atayım üstüne. Evet. Kutucuğum karıştır onları. Ne yiyorsun ya? Peki. Bu evet. Niye? Dürkan bu keskin değil bu uçak. Abi orada şey var, masat var. Şunu masatla yaptım ama Ayşe olmadı. Ayşen böyle arka arkaya malzemeleri koyacaksın. Çok pratik abi değil mi bu? Abi şunu istersen. Tabii daha tabii böyle. Çok pratik. Buyur çok abi. Pratik. Ama biraz hızlı olman lazım. Evet. Ama ne yapayım şimdi? Sen çok yavaşsın. Programın son açalım. 6 dakikasında bana tantuni yap diyorsun ya. Ay aman. Yandım hafifçe. Bak. İşte önemli olan. Önce soğanları. Pratiklik, çabukluk. Gürkan bak bıçakların şey ya. Şurada beyaz bıçak. Tamam beyaz bıçağı verdim. Beyaz bıçağı. Beyaz bile şey ya. Ya. Ya ama şey Gürkan ya. Ya hiç onur yani. At. Evet at, artık at. Şey. Kararıyor artık hadi at. Evet. Biraz altını kısayım mı ister misin? Ha kıs altını. Altını çok açtın. Biraz zeytinyağı atalım. Tamam. Bak. Evet. Tamam. Zeytinyağı attık. Evet. Attık mı? Tereyağı kullanacak mıyız? Yok tereyağı kullanmıyoruz. Sonra etimizi. O zaman biraz açayım artık et geldi. At. İşte malzemesi az oldu yalnız. He? Az oldu malzeme. Şu an ne yapayım malzeme az oldu. Ben sana 5 dakikada yapmaya çalışıyorum. Ama domates koy biraz. Biberi yok mu bunun? Aç ekmeği. Aa aç bu nasıl tantuni ya? Dur biberi de koyacağım. Biber var orada bir yeşil biber var. Biber koymayı unutuyor. Bana bir burada saniye. Karıştırıyor. Orada zeytinyağı bilmem kime döktürüyor. Ne o Alişan tantuni yaptı. Ne yapayım tantini. Son 2 dakikada tantuni mi yapılır? Tantuni dedim yalnız duymadım. Tantuni. Doğru söylüyorsun ya şey biraz bir geciktik ama olsun yine de. Bunu da böyle. Evet yeşil biber kullanacak mısınız? Yeşil biber kullanmayacağız. Bunu biraz doğradığına da maydanoz. Emin misin Alişan? Biraz da maydanoz şöyle. Doğradığına emin misin? Ha? Yetmedi süre ha? Yetmedi. Süre yetmedi. Tantuni değil de bu yahni oldu. Ben şimdi sana söyleyeyim. Bunun üstüne kapağını kapatalım. Tamam. Tamam. Kapak evet. Kapatalım. Kapak kullanalım. Tamam, onu sana da sıkayım mı biraz çok? Kemik koyacağım altına ona ben göre. Ben bunu düşüreceğim diye korkuyorum. Oh. Biraz da böyle. Kapağı var mı? Kapak. Kapağı kapatalım mı? Kapağı bunu kapatayım. Evet. Bu ne ya? Gürkan bu gerçek mi? Dekor değil. Değil. Şey, kapağı var mı bunun? Kapağı varsa kapatalım. Tantunimiz hazır gibi. Bunun kapağını bir belki kimyon bulur vermez. Onları en son şu anda değil. Emin misin? Pişmeye yakın. Pişmeye yakın atacağız onları. Gerçekten mi? Pişmeye yakın atacağız. Ama istiyorsan karabiberi ver. Ben nasıl biliyorum? Karabiberi aldık. Evet buyurun. Böyle bir mutfak görülmedi. Dürümü de hazırla. Ya yeter. Bunun üstüne kapağını kapatıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Keşke kapak olsaydı. Bu pazara pişer. Pazar günü mü? Pazar öğleden sonra var yeriz. Var ya, dur daha bir dakikamız var. Bir dakika mı var? Var. Al kendin karıştır biraz. Ver, şuradan çek. Tut yalnız. Elinde iki iş görelim.
Ya. Maşallah biberleri şey patlıcan boyutunda doğramayı başaran tek insansın. Ama işte bunun biberi böyle şey oluyor, kalın oluyor. Ya nasıl uyduruyorsun? İncecik olmaz mı tantuninin malzemeleri? Ya sana ne dürümün içine koyarsın. Ama bir şey diyeceğim, ben işte o tantuni yapmıyorum. Bu dandini oldu, tantuni falan olmadı. Bu başka bir şey oldu. Ben o tantuninden yapmıyorum. Normalde tantuninin zaten etleri de çok küçük olur. Nasıl? Etleri de çok küçük olur. Eti de küçük olur. Daha doğru küçük söylüyorsun. Olur. Sen ete göre yaptın yani. Herhalde aslında. Ne yapayım? Tamam. Şimdi burada ne oluyor? Bir dakika, burada ne oldu? Bir dakika. Burada yine olaylar bir... kemiği de mi yiyeceğiz? Evet. Bu bir servis halinde evet. Şu anda. Görünüyor mu acaba? Elimi silebilir miyim? Neyse. Ne? Çok güzel. Sağ ol kardeşim. İnanılmaz bir şey yaptı ya. Servisi bu şekilde oluyor değil mi? Gerçekten müthişsin yani evet. Vallahi. Yani hem görsel olarak hem lezzet olarak evet. İnanılmaz şeyler yapıyorsun. Burada da... Burada evet. Şurada ne oluyor? Asado etimiz burada da dürüm haline getiriyoruz onu. Asado etini oradan evet. Dürüm halinde. Evet. Lavaş ekmeğimiz, çedar peynirini kullandık yine. Şimdi etimizi kullanıyoruz. Ben hemen böyle bir onu şey da saralım. Evet. Onu da saralım. Onu da sararken ben hemen Dilek ablamın yanına tekrar geçiyorum. Kekik. Ve deriz bir görsün yine de. İnci. Lerime bakıyorum. İncilerimizi minik istediğimiz kadar koyabiliriz değil mi? İstediğimiz kadar koyabiliriz. Pembe inci de olur, işte ne bileyim istediğimiz renkte de olur. Tabii şöyle, bu biraz meşakkatli kısmı herhalde değil mi? Evet, elle istediğimiz kadar dizayn edeceğimiz için. Ben şuradan hemen böyle son bir tane şu tarafa en azından bu yönünü. Tamam, bu yönünü gösterelim. Yapmış olalım. Bakalım. Evet, şöyle. Çok zarif oldu. Ya ben sanki bunu böyle birazcık da kız bebeği yatağına kesinlikle. Gibi diye düşündüm değil mi? Kesinlikle. Çok güzel değil mi? Harika kesinlikle. Oldu. Gitarımızı da yaptık. Kuzeli Uzay'ın gitarını da yaptık. Onları da söylemek yaptık. İstediğim başka bir söylemek şey istediğim bir şey var elbette. Özellikle gitarda şurada dikiş tekniklerinden nervürü kullanabilirler. Çok nervürü. Daha keyifli olacaktır. Oldu mu? Nervür dikişi yaptıklarını onu bilirler değil mi? Bilirler. Ben bilmediğim bilmezlerse için şu an öyle baktım sorarlar, ama. Öğretirler. Öğretiriz. Harika. Eğitimci olmanın bir tarafı da budur. Bu tarafı nervürle çalışırsa çok güzel, keyifli yapmış olurlar. Ben izninizle o zaman böyle hemen diyecek bu fili Ayşen Bey'e olur vallahi. Öyle yapalım. Sonradan arkamızdan konuşmasın. Benim boyum evet buna müsait olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu fili Burak'a yolluyoruz. Ayşen'in odasında duvarına asarsın. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Çok teşekkürler Dilek'ciğim. Evet şimdi gelelim son durumumuza. Hemen hızlıca bak böyle bir mutfak olamaz. Son durumumuzu bir anlatalım. Ben hemen görselimi yapayım. Gürkan Şef neler yaptı? Ben hayatımda böyle bir kumpir görmedim. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Alişan da görsel bir şölen yapmaya çalışıyor ama tarlaya döndü orası. Ne yaptın biraz? Onları keşke maydanozları birazcık şey yapsaydın. Ya mükemmel. Tam ev işi bak. Tam ev işi yaptın sen. Valla tam ev işi yaptın. Güzel olmuştur. İçinde şey biber kaldı. Konuşamıyor. Evet ustam dinliyoruz sizi. Gürkan evet. Şef. Şimdi burgerini yaptık. Asalı burgerini. Aynı zamanda da dürüm halini getirdik evet. Lavaşla birlikte. Hemen yanında. Burada da evet şöyle kumpirimiz var. Evet Hüseyin harika. Ustam ellerinize sağlık. İçerisinde. Kocaman bir alkış gelsin bir Gürkan Şef için. Çok teşekkür ederim. Ve sağ olun. Çok ama çok büyük alkışlar beni kırmadı. Bir kez daha geldi. Sevgili Alişan için, canım dostum için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Biz reklamlara gidiyoruz. Alişan'ın tandırısı. Bakın. Bakarak gitmek istiyoruz. Reklamlardan sonra Çağlar'la yeni bir gün bildiğiniz üzere yeni konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Devam ediyor. Yeni konuğumuzla birlikteyiz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Kadir Çolakoğlu. Bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Bugün tabii ki lazer tedavileri göz sağlığı ile ilgili evet. Konuşacağız. Ama ondan önce benim dikkatimi çeken bir soru olduğu için ilk önce onu sormak istedim. Göz rengi kalıcı olarak değiştirilmesi mümkün müdür? Evet. Göz renginin aslında kalıcı olarak değiştirilmesi özellikle hanımların çok sevdiği ve ilgilendiği bir konu. Ne kadar zamandır bu daha çok gündemde bu konu? Aslında kontak lenslerin ortaya çıkmasıyla beraber gündeme gelmiş bir konu. Aslında göz renginin değiştirilmesi farklı bir göz rengine sahip olma isteği. Bizim bulunduğumuz coğrafyada mavi, yeşil gibi açık renkler tercih edilirken İskandinav ülkelerinde mesela mavi çok standart bir renk olduğu için orada da kahverengi ve siyah gibi bir değişiklik isteği oluyor. Yani. İnsanlar farklıyı daha çok talep ediyorlar. Bunlar, ama sonuçta bu göz değil mi? Yani tabii. Önemli bir organ. Önemli bir organ ve hassas görmemizi sağlayan bir organ olduğu için ona zarar vermeden yapılması gerekiyor her şey. Ay çok özür dilerim. Çok yaşayın.
Pardon. Dolayısıyla ilk etapta bu göz rengi değişikliği için kontak lensler denendi. Kontak lenslerle geçici olarak da olsa göz renginin değişebildiği mümkün oldu, gösterildi. Fakat kontak lenslerin kullanımları ile alakalı çeşitli problemler var. Dolayısıyla sabah takıp akşam çıkartma gibi, tabii, gözde bulunduğunda enfeksiyon riskini arttırması gibi ya da belli bir süreden sonra gözün kontak lensi kabul etmemesi gibi durumlar olabiliyordu. Bazı durumlar oluyordu. Dolayısıyla buna yönelik kalıcı tedavi ne olabilir diye düşünüldüğünde öncelikle lazerle göz rengini açma tedavileri denendi. Fakat bunun göz tansiyonunu çok yükselttiği görülünce göze zarar vermemesi için vazgeçildi. Şimdi gözün içine yerleştirilen bazı implantlarla bunu yapmak mümkün oluyor. Fakat bu da görüldü ki yapılanların %80'inde göz tansiyonunu yükseltiyor. Ve gözümüzün kornea olarak tabir edilen en ön kısmında canlılığı sağlayan hücrelerin de dökülmesine neden olarak görmeyi de etkileyebiliyor. Dolayısıyla ondan da vazgeçildi ama şu anda Fransa'da yapılan bir çalışmada korneanın içine yerleştirilen gözün içini hiç bozmadan, göz tansiyonunu yükseltmeden, hı hı, yapılabilecek bir değişiklikle ilgili çalışmalar var. Şu an çalışmalar devam ediyor. Devam şu ediyor. Anda böyle bir güvenilir yöntem diyebileceğimiz bir yöntem var mı? Şu anda uygulayabileceğimiz bir yöntem yok ama devam eden çalışmalar var. Büyük ihtimalle kısa bir süre içinde uygulanmaya başlanacaktır. Evet, görselde bir kenara bırakalım. Asıl sağlığa gelelim isterseniz. Gözlüklerden, evet, kurtulmak için tercih edilen akıllı lens uygulaması gelelim. Nedir akıllı lens? Akıllı lens dediğimiz şey aslında yeni bulunmuş bir şey değil. Fakat, hı hı, yıllar öncesinden itibaren katarak ameliyatları sonrasında göze uzak ve yakın görme problemini ortadan kaldırmak için başladı. Ve sonrasında uzak, yakın, ara mesafe gibi birçok alanı da görmemizi sağladığı için artık yavaş yavaş gözlükten kurtulma gibi 40 yaşını geçmiş veya, evet, çok yüksek göz numaraları olanlarda gözlükten kurtulma ile alakalı da uygulanmaya başlandı. Çok da başarılı oldu. Dolayısıyla o nedenle çok popüler şu anda. Evet, peki bu üçüncü mesafe nedir? Mesela neden artık üçüncü mesafede net görme ihtiyacı hisseder olduk? Üçüncü mesafe dediğimiz şey aslında hayatımıza yeni yeni girmeye başladı. Hı. Çünkü bizim çocukluğumuzda biz dışarıda açık alanlarda oynarken şimdiki çocuklar artık hep kreşlerde, maalesef, okullarda, kapalı ortamlarda olduğu için, evet, ellerinde tuttukları şeyler, bilgisayarlarla ders çalışıp, tabletler vesaire, sınıfta, oyun ortamında da kapalı alanlarda bulundukları için ara mesafe dediğimiz böyle 1-1,5 metre gibi mesafelerde de görme ile alakalı, hı-hı, problemler oluşmaya başladı. Hı-hı. Bunlar da ileri yaşlarda özellikle yakın ve ara mesafede çok ihtiyaç, gözlüğe çok ihtiyaç olmasına neden olduğu için bunları da ortadan kaldırmaya yönelik bu akıllı lensler çok etkili bir şekilde sonuç veriyor. Peki kimlere uygulanıyor akıllı lens? Akıllı lens aslında uzak, ara mesafe ve yakın problemi olan herkese uygulanabilecek bir şey. Evet. Yaş olarak sınırlaması yok fakat ihtiyaca göre ayarlanması gerekiyor. Genellikle de özellikle yakın mesafe ile alakalı problem yaşamaya başlayan insanlarda güvenli uygulanabilecek bir yöntem. Evet, peki akıllı lensler takılınca kişi hemen görmeye başlıyor mu? O soruya da gelmeden önce operasyon ne kadar sürüyor? Yani operasyon yapıldı, çıkardı, hemen net görmeye başlıyor mu? Bu süreç nasıl ilerliyor? Aslında operasyon katarak ameliyatının aynısı. Hı-hı. Fakat yaklaşık 5 dakika kadar süren, hızlı, çok ince olmasına rağmen hızlıca bitebilen bir operasyon. Operasyon yapılırken de kısa sürdüğü için ve çok ağrılı olmadığı için de damlayla uyuşturarak yaptığımız bir işlem. Ya hasta herhalde hiçbir şey hissetmiyor. Hiçbir şey hissetmeden sohbet ederek, müzik dinleyerek bir 5 dakika böyle hoş bir vakit geçirerek aslında oluyor. Sonrasında birinci günden itibaren büyük oranda görme sağlanabiliyor. Hı hı. Ve bir hafta içinde de tamamen net. Hemen tamamen netleşiyor. Peki numaraların tekrar yükselmesi söz konusu olabiliyor mu? Burada numaraların tekrar yükselmesi söz konusu değil. Çünkü gözün içindeki merceği temizleyip içine sabit bir mercek koyuyoruz. Ve bu sabit mercek ömür boyu uzak ve yakında numara oluşmadan net görmeyi sağlıyor. Sağlıyor. Peki yıllar önce başka bir lazer ameliyatı olmuş bir kişi, sonradan tekrar numaraları yükseldi diyelim. Bu akıllı lens operasyonu uygulanabiliyor mu kendisine? Uygulanabiliyor. Akıllı lens operasyonu öncesinde lazer olmuş insanlarda birazcık farklı formülasyonlar var. Öncesinde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı. Hesaplamaları daha iyi yapmamız gerekiyor. Evet. Farklı bazı formüllerle hesaplamalar yapıp
Ona uygun merceği tespit edip koyduğumuzda onlarda da aynı şekilde uzak, yakın ve ara mesafe net şekilde görülüyor. Peki hastalar size gelmeden önce bir ön hazırlık durumu oluyor mu? Neler isteniyor hastadan? Bizim aslında hastalardan, özellikle hanımlardan tek istediğimiz göz makyajı yapmadan gelmeleri. Onun yani. Dışında onun dışında başka bir hazırlık yapmalarına gerek olmuyor. Çünkü anestezi kullanmadığımız için ve yapacağımız işlem de kısa sürdüğü için aç kalma vesaire falan filan hiçbir şeye gerek kalmıyor. Aç kalmaya özellikle ben hastalarıma kahvaltılarını yapıp gelmelerini tavsiye ediyorum ki daha rahat, daha huzurlu olsunlar. Anestezi vermediğimiz için öyle önlemlere gerek kalmıyor. Hatta aspirin kullanan tansiyonla alakalı, kalple alakalı problemi olan hastalarımda bile aspirini, kan sulandırıcıları da kesmeden devam edebiliyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir ön hazırlığa gerek olmuyor. Peki iki göze aynı anda akıllı lens takılıyor mu? Akıllı lensi iki göze aynı anda uygulamıyoruz. Çünkü yaptığımız işlem cerrahi bir işlem olduğu için enfeksiyon riski açısından iki gözü de aynı anda riske etmemek için bir göze yapıyoruz. Onun iyileştiğini gördüğümüzde diğer göze de yapıyoruz. Birer gün arayla yapılabiliyor. Birer gün arayla yapabiliyorsunuz. Aa, çok iyi. Peki göz içi cerrahisinde doğru hekim tercihinin her zaman çok önemli olduğunu söylüyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz hepsi, bu konuda? Evet, her konuda önemli. Sonuçta uygulayacağımız şey göze uygulanıyor. Çok hassas bir organ ve çok ince bir ameliyat. Dolayısıyla burada deneyimli bir hekim olması, sürekli bu işleri yapıyor olması çok önemli bir faktör. Tabii bu sırf göz cerrahisi için de değil, bütün branşlarda deneyimli hekimler tarafından uygulanması, işlerin çok onlar tarafından uygulanması deneyimli çok önemli. Deneyimli de çok önemli tabii ki. Peki zeptosaniye teknolojisine gelelim. Avantajları nelerdir? Zeptosaniye nasıl bir tekniktir? Evet, zeptosaniye dediğimiz şey aslında bu üç odaklı mercekler çıktıktan sonra birazcık gündeme geldi. Onların yerleştirilmesi ve gözde çok sabit kalması gerektiği için gözde bu merceklerin yerleştirilmesi esnasında kendi merceğimizin önünde bir pencere açılıyor. O pencerenin çok hassas bir genişlikte ve tam santralize bir şekilde açılmasına yarayan bir yöntem. Bu yöntem sayesinde çok kısa bir sürede, saniyenin katrilyonunda biri kadar bir sürede o pencereyi açma işlemi zepto teknolojisiyle mümkün oluyor. Ve sonrasında o merceği, akıllı merceği yerleştirdiğimizde stabilizasyonu ve santralizasyonu çok iyi sağlanmış oluyor. Böylelikle akıllı merceğin görsel olarak çok daha net ve rahat bir görüntü sağlaması elde ediliyor. Tedavi süreci, iyileşme süreci akıllı lensteki gibi mi? Aslında zepto teknolojisi akıllı lensin yerleştirilmesinde kullanılan bir teknoloji. Değil mi? O teknolojiyle akıllı lens uygulanıyor. Doğru evet, o teknolojiyle uyguladığımızda çok daha stabil ve iyi bir görüntü sağlamış oluyoruz. Aslında herhalde sizin önceden tasarladığınız şeyi kusursuz bir şekilde lense, göze uygulanması. Evet, daha önce manuel hiç yaptığımız... Hiç risk içermemesi herhalde en büyük avantaj. Evet, daha önce manuel olarak yaptığımız bir işlem o. Lensin ön yüzünde bir pencere açma. Evet. Onu dediğiniz gibi hiç risk içermeden çok hızlıca ve güvenli bir şekilde olmasını sağlıyor. Bizim aslında akıllı lensleri yerleştirirken ki basamaklardan bir tanesini çok hızlıca geçmemizi sağlayan bir teknoloji. Harika. Peki bıçaksız ilasik tedaviyi konuşalım biraz da, nedir? Evet. Bıçaksız ilasik tedavi dediğimiz aslında gözümüze uygulanan lazer teknolojisinin hiç bıçak kullanmadan, klasik lazer teknolojisinin hiç bıçak kullanmadan tamamen lazer cihazları ve bilgisayar kontrolü altında yapıldığı bir yöntem. Burada yine gözden ince bir tabaka kaldırılıyor. Fakat bu tabaka da lazer cihazı tarafından, intralase dediğimiz lazer cihazı tarafından istediğimiz kalınlıkta ve istediğimiz sürede kaldırabildiğimiz bir teknik. Bununla göze yine çok fazla risk almadan ince bir flap kaldırıp ameliyatı yaptıktan sonra bir gün sonra çok daha hızlı iyileşmeyi sağlayan bir yöntem. Tamamen bilgisayar kontrolünde ve lazerle yapılan bir işlem. Avantajları nelerdir peki? Avantajları tabii kişisel bazı riskleri tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Cihaz kontrolünde ve bilgisayarla, yazılımlarla takip edilen bir yöntem olduğu için hiç hata yapmadan tamamen kontrollü bir şekilde işlemlerin tamamlanması ve sonrasında da hızlı bir görme rehabilitasyonu sağlıyor. Harika. Sonuçta herkese aynı lazer yapılmıyor herhalde değil mi? Kişiye özel nasıl tasarlıyorsunuz?
Aslında herkesin ihtiyacı ve kusurları farklı olduğu için onları tedavilerini de planlarken onlara göre onlara özel bir tedavi planlamak gerekiyor. Hı. Dolayısıyla lazer öncesinde birçok tetkik yapıyoruz. Bunlardan işte göz yüzeyinin topografisinin durumundan gözün iç yüzeyine kadar, gözün uzunluğundan kırma gücüne kadar birçok test yapıyoruz ve hangi kusur ne kadar ön plandaysa ona yönelik bir tedaviyle kişiye özel tedavi planlayıp sonuçta da en rahat göreceği numaraları ortadan kaldırarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, peki hem uzağı hem de yakını göremeyenler için nasıl tedavi yöntemleri var, onları konuşalım. Hem uzağı hem yakını göremeyenler için aslında yaşa göre değişmekle beraber lazer de yapılabiliyor. Veya akıllı lenslerle hem uzağı hem yakını görmek yine sağlanabiliyor. Lazerle uzak yakın bir arada tamamen ortadan kaldırabilen yöntemler de var. Fakat geçerlilik süresi 7 ila 10 yıl arasında. Sonrasında yakın birazcık daha etkilenebiliyor. Hmm. Uzak yakın bir arada gidecekse. Evet, gidecekse. Fakat, böyle bir ufak bir risk var mı anlamında söylüyorsunuz? Evet, evet. Bu ileri yaşlarda özellikle. Hmm. Dolayısıyla böyle bir şey varsa o zaman biz akıllı lensleri tercih ediyoruz. Akıllı lensler çok daha kalıcı bir şekilde ve ömrünün sonuna kadar uzağı, yakını ve ara mesafeyi net görmeyi sağlıyor. Evet, peki astigmat da lazerle düzeltiliyor mu yoksa akıllı lens mi uygulanması gerekiyor? Astigmat lazerle düzeltilebilen bir... Astigmat neydi, bir tekrar anlatabilir miyim? Astigmat aslında şöyle, miyop gözümüzün ön kısmının birazcık daha... bombe olması, hipermetrop biraz daha düz olması, astigmat da onun biraz dalgalı olması. Biraz dalgalı gibi olması. Kabaca böyle söylenebilir. Hı hı. Gölgeli görmeye sebep olur. Baktığımız çok sık görülür mü astigmat? Aslında çok sık görülür fakat rahatsız edici boyuta ulaştığında tedavi edilir. Hı hı. Genelde herkeste 0.25-0.50 civarında bir astigmat vardır aslında. Ama bu 0.75-1'i geçtikten sonra artık özellikle geceleri çok zor görmeyi azaltmaya sebep olduğu için tedavi etmek gerekir. Nasıl bunu tedavi edilir? Lazerle tedavi etmek mümkün. Lazer, tabii kimi lazerle tedavi edeceğiz, kimi akıllı lensle tedavi edeceğiz konusu çok önemli. Evet. Burada yaş, meslek, hobiler, gözün durumu, numarası her şey devreye giriyor. 5-6 numaraya kadar mesela astigmatları yaşta uygunsa lazerle düzeltebiliyoruz. Yaş sınırı nedir bu arada akıllı lensle özellikle? Böyle bir sınır var mı? Akıllı lensle bir yaş sınırımız yok. Hı hı. Fakat lazerde 18 yaşını tamamlamasını istiyoruz ki göz gelişimi tamamlansın. Evet, durmuş olsun. Hı hı. Ondan sonra lazer yapıyoruz. Akıllı lenslerde ise gözde katarak veya başka sorunlar varsa yine lens yerleştirmemiz gerekiyorsa daha küçük yaşlarda da yapılması mümkün. Hı hı. Ama akıllı lensleri daha çok 40'lı yaşlardan sonra aslında tercih ediyoruz. Hı hı. Yakın görme problemi de onlarda başlamış oluyor. Gençlerde daha çok lazeri tercih etmeye çalışıyoruz ama astigmat mesela çok yüksekse bunu lazerle düzeltemiyorsak bazen akıllı lensten yardım aldığımız olur. Hı hı. Ya da bazen o kadar yüksek olur ki tek başına akıllı lens, tek başına lazer de yetmeyebilir. Onlara hem lazer hem akıllı lens yaparak da ekstrem vakalarda müdahale ettiğimiz olur. Evet, iyileşme sürecinde hastalar nelere dikkat etmeleri gerekiyor onu da bir bilsinler istiyorum. Kısacık. İyileşme süreci tabii yapılan işlem çok hassas olduğu için iyileşme süreci çok önemli. Hızlıca iyileşip net görmeyi sağlayabilmek için öncelikle mikrop kaptırmamalarını hijyen istiyoruz. Çok önemli, hijyen çok önemli. Evet. Gözlerini ovuşturmamaları gerekiyor. Gözümüz gibi gözümüze bakmamız gerekiyor diyelim gibi bakıp, mi? Evet. Peki. Çok çok teşekkür gerekiyor. Ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz sağ değerli bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış gelsiniz. Ben operatör doktor Kadir Çolakoğlu için. Biz bir haftanın daha sonuna geldik. Bence harika bir hafta oldu. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte sizlerle buluşmayı umut ediyoruz. O anda da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.